İyi akşamlar. Aslında ne oldu ya? Hoş geldiniz. Aslında ne oldu da bugün çok önemli bir meseleyi, aslında savaşsız, kansız, masada kazanılmış bir zaferi konuşacağız. İdlib. İdlib'de Türkiye'nin, Cumhurbaşkanımızın Soçi'de Putin'le gerçekleştirdiği ziyaret ve çalışmanın sonunda kazanılan bir zafer var. Bunu konuşacağız. Çünkü bu zafer sadece 3 milyon veya 3,5 milyon İdlib'liği, Suriye'deki İdlib'liği değil, belki de bölgemizi, belki de Türkiye'yi, belki de dünyayı çok yakından ilgilendiriyor. Bunu konuşacağız. Kimlerle derseniz, Vahdettin İnce gazeteci yazar. Hoş geldiniz. Hoş Vehbi Baysan, yardımcı doçent diyorlar ama biz doçent diyoruz değil mi hocam? İbn Haldun Üniversitesi'nin hocam hoş geldiniz. Profesör Doktor Ergün Yıldırım, Marmara İletişim Fakültesi hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yine İdris Kardeş hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ olun. İstinye Üniversitesi'nden. Evet. Şimdi dedik ya bir zafer ki bunu bilmem hocalarım katılır mı tanımlamama. Kansız ama büyük bir mücadele sonucunda elde edilmiş bir zafer. Ve 10 maddelik bir mutabakat zaptı da bugün medyayla paylaşıldı. O zabıtı belki madde madde, başlık başlık geçebiliriz. İdlib'de yanıldığımı, hamdolsun ki yanıldığımı itiraf etmek istiyorum. Öncelikle onu söyleyeyim. Çünkü bilenler bilir, final muharebesi İdlib'de olacak, çok kanlı olacak. Ve sonunda da Suriye meselesinde alver yapılacak demiştim. Şükür ki öyle bir muharebe şu anda gözükmüyor. Ben yanıldım ama bundan dolayı o kadar mutluyum ki yanılmış olmanın mutluluğunu yaşıyorum, onu da söylemek isterim. Peki Vehbi Hocam'la başlayalım. Bu İdlib meselesinde bize hem harita üzerinden de anlatacaksınız hem de o maddeleri var, 10 tane madde var. Nasıl bir anlaşmaya, çünkü Tahran zirvesinde canlı da izledik, bir mutabakat çok olmamıştı. Ama taraflar masadan da kalkmamıştı. Fakat Soçi'de önemli bir gelişme oldu. Putin-Erdoğan görüşmesinde bir mutabakat çıktı. Bize bu konuyu bir özetler misiniz hocam? Şimdi birincisi pek fazla yanılmadınız. Çünkü bütün işaretler ve son derece fütursuzca, yani hiç şey değil, nedir o, başka açık kapı bırakmayacak şekilde uluslararası kamuoyu tamamen oradaki 3,5 milyon insan, masum insanın canı, ölümü, o çoluğun, çocuğun, işte burada da söyledik, Birleşmiş Milletler'in raporu var, 1 milyona yakın çocuğun İdlib'de tehdit altında, tehlike altında olduğunu. Hatta birisi şey yazmış, ya bu kadar da abarttınız orada diye, bunu söyleyen yine Reuters Haber Ajansı. Neyse, hiç kimse ama hiç kimse orada herhangi bir çözümün bulunacağına inanmıyordu. Sıkıntı oradaydı. Yani her şey vurun. Önemli değil ki. Zaten bu şeyindir. John Wayne filmlerini izleyenler bilir. Cowboy filminde. Önce vur sonra sor der. Ondan sonra da soracaktım ama adam ölmüştü der. Ölmüştü. Şimdi 3,5 milyon insanı hiç önemli değil. Havadan, karadan, denizden bombalayın. Yeter ki orada terörist denilen gruplardan bir kişi sağ çıkmasın. Peki neden istiyorlar bunu? Birincisi, oradan sağ çıkmasın dedikleri binlerce insanın işte Çin sınırları içindeki bölgelerden geldiği, Rusya açısından baktığınızda Orta Asya'dan gelen pek çok cihatçının orada olduğu, evet, federasyon içerisinde ve aynı zamanda Avrupa devletlerinden gelen dahil olduğu. Ya bunların hiçbiri oradan canlı çıkmasın. Tamam, ona bir itiraz yok. Yani böyle bir şey isteyebilirsiniz. Öyle ya, adam gitmiş şimdi orada kafa kesmiş, suça bulaşmış vesaire. Bunları istemiyor olabilirsin, vatandaşı olsa bile. Hani bu bir yerde anlaşılabilir. Ancak bütün bunları 3,5 milyon masum insanın hayatına mal ederek nasıl yapacaksın? Asıl sıkıntı oradaydı. Ve hiç de önemli değildi bu 3,5 milyon. Öyle bilirler. İşte Musul'da bunu gördük. Bakın Musul yerle bir edildi. Ve şu ana kadar hala kaç kişinin öldürüldüğünü bilmiyoruz. Canlı kalkan olarak tutun o sivil halktan kaç kişi? Hala bilmiyoruz. Peki o IŞİD'çi denilen adamların çoluğu çocuğu ne oldu? Aileleri ne oldu? Nereye gittiler? Bilmiyoruz. Buharlaştılar. Yok. Ha. Ya da evet. Ya da hepsini orada. Şimdi böyle bir durumda Türkiye ısrarla bunun bir insani trajediye, insani krize yol açmaması için elden geleni yaptı. Bence takdire şayan bir davranış. Çünkü sadece Türkiye yaptı bunu. Rusya vuralım, İran vuralım. Rejim zaten canına minnet. Orada ne varsa düzleyelim. Bu iş bitsin diye bakıyordu.
Şimdi o yüzden Soçi'de çıkan anlaşma bir, ilk kez yani Suriye iç savaşı 2011'de başladığından beri ilk kez taraflar mutabık. Bu çok önemli bir şey. Rejime bakıyorsunuz tamam diyor, hiç sıkıntı yok. İran'a bakıyorsunuz gayet memnun. Rusya zaten memnun. E Türkiye'nin de istediği buydu deniyor. Şimdi bu açıdan büyük bir başarı. Ancak ortada çok ciddi konulmuş tarihler var. Yani bu tarihleri işte 10 madde dediğimiz onu birazdan evet, açıklayacağız. Evet. Bu maddeleri uygun bir şekilde orada sonuç alınacak mı alınmayacak mı bir başka mesele. O yüzden bugün isim verebiliyorduk herhalde gazete ismi. Lütfen söyleyin. Washington Post'ta çok güzel bir makale var bu anlamda. Diyorlar ki bu takdir edilebilir bir anlaşmadır ancak nihai bir anlaşma değil. Yani başarı şansı verilmesi gereken bir anlaşma. En azından Ekim ayının sonuna kadar bu ölümler ertelendi. Hiçbir şey olmasa yani. Hiçbir şey olmasa bunlar ertelendi. Şimdi burada taşın altına elini sokan bir tek ülke var. Türkiye. Yani muazzam bir beklenti var. Hatta bugün yazdım. Dedim ya ayıptır ya uluslararası kamuoyuna. Yani bir tek kişi uğraşacak bu iş için ve herkes oturmuş izliyor. Böyle bir şey olabilir mi? Yani bir insani trajedi olabileceğinden kimsenin şüphesi yok. E tamam Türkiye bu işin başında çıkıyor. Bir el atın ya. Bir destek verin. Yani evet. Bütün başarıyı hatta Türkiye'nin başarısızlığı demek bir 3,5 milyon insanın hayatının topun ağzında olması demek. Ya yani böyle bir şey kabul edilebilir ölmese mi? Ölmese bile perişanlık geçecek. Abi canım yani korkunç bir yıkıma bekliyor orada. Binlerce topuyla denizden gemiler bekliyor. Havada uçacak uçaklar bekliyor. Karadaki harekat için bekleniyor. Ya bir el atın siz de. Yani bunu Türkiye öyle ya da böyle bir şekilde halledecek. Ondan yana bir sıkıntı yok ama evet kardeşim bu oturup seyredilecek de bir mesele değil. Yani işin özeti bence bu. Ben burada durayım çünkü şeylerle maddeyle ya da siz karar verin isterseniz. Şimdi burada Türkiye'yi bağlayan şeyler de var. O 10 maddenin içerisinde. Mesela biraz önce dediniz ya o terör grupları meselesinde Türkiye inisiyatif almayı göze almış. Yani o terör gruplarını tek ya... Tek alan. İdlib'den... Yani göze alan tek evet, ülke. Ya İdlib'den çıkaracak ya İdlib'den temizleyecek. Yani bunu çok bilinçli kullanıyorum. Katılıyor musun? Kesinlikle öyle. Çünkü başka yolu yok. Evet. Arkadaşlar şu 10 maddeyi burada. Bir görelim burada. Burada tabii Türkiye şöyle bir tutuma yöneliyor. Aslında Londra Tahran zirvesinde de Erdoğan gündeme getirdi ve orada karşı çıkıldı çatışmasızlık ve burada ki muhalefette yer alanlar, terör içinde yer alanların Türkiye tarafından denetlenerek bu işlemin yapılmasını gündeme getirmişti orada. Bu aslında Türkiye'nin insafına bırakılması da önemli bir şey. Çünkü insanlar isyan ediyorlar. Çözüm bulamıyorlar. Şimdi yeni bir döneme geçtiler ve dolayısıyla Türkiye'yi bu konuda daha inandırıcı bir hakem olarak görüp Türkiye'ye daha olumlu yaklaşabilirler. Terörden vazgeçen, diyelim Tahrir-i Şam'dan bahsediliyor, 15 bin civarından işte militanı var deniyor. Bunlar hakikaten silahlarını tümüyle bırakıp, silahları bırakmadan bahsetmişti Sayın Cumhurbaşkanımız. Ve yeni sürece uyum sağlama ya da şiddete yöneliyorsa tamamıyla tasfiye edilme. Başka bir seçenek yok. Türkiye'nin de gündeme getirdiği bu algılayabildiğim kadarıyla. Ama öte yandan da tabii ÖSÖ var. Yani Özgür Suriye Ordusu zaten meşru bir muhalefettir. Türkiye bunu destekliyor. Dolayısıyla... Ama bunlar geçici tarihler içinde olacak şeyler hocam. Yani Tahran'dan farklı olarak birincisi 10 Ekim'e kadar bütün grupların ağır silahları ellerinden bırakması gerekiyor. Bırakması gerekiyor. Yani Türkiye Sayın Cumhurbaşkanımızın Tahran zirvesine gündeme getirip kabul görmediği şey Soçi'de kabul gördü. Ve bu açıdan çok büyük bir hakikaten Türkiye'nin inisiyatif alması artı buradaki grupların da yani halklarıyla beraber olmayı, doğru ve adaletle beraber olmayı tercih ediyorsa bu tercih konusunda kendilerine de imkan veriliyor. Bu da çok önemli bir şey aslında. Yeni bir süreci anlatıyor da Türkiye temsil ediyor. Ama Türkiye'nin yapacağı işin muazzam zorluğunun altında bu şimdi yani başarı diye zafer diye sunuyoruz ama maç daha yeni başlıyor.
Evet. Yani, olsun 1-0 öndeyiz. Kesinlikle öyle. Başlangıç yani, önemli bir şey. Yani. Tabii tabii zorluğunun altını çizelim. Önemli. Bakın 10 Ekim tarihine kadar yani buradan evet. 3 hafta mı? Ne, evet evet. Yani, 3 hafta. Yani evet, evet. Şurada 20 günümüz var. 20 yani, gün içinde ağır silahlar teslim edilecek. Evet. 15 Ekim'de yani ne dedik? 3-4 hafta sonra dediğinizde 4 hafta sonra da bu silahsızlandırılmış bölgelerden terörist evet. gruplar kendi ifadelerine evet. çekilecek. Çekilecek. Yani bunun gerçekleşebilmesi için muazzam bir çaba ve çalışmaya ve uluslararası desteğe ihtiyaç var. Yani bu konuda Türkiye asla ve kata yalnız bırakılmamalı. Benim anlatmak evet. istediğim o. Şimdi yani şu maddeleri bir daha verelim arkadaşlar. Ben tek tek okumak istiyorum. Hocam üzerinde konuşacağız. Hı-hı. Şimdi bu İdlib mutabakat zaptı. Birinci maddesi diyor ki İdlib gerginliği azaltma bölgesi korunacak. Yani bu çok önemli. Bu geçen seneki Soçi zirvesine çıkan çatışmasızlık bölgeleri değil mi? Evet. Aynen, bir tanesi. Son kalan burası. Evet. Türkiye'nin gözlem noktaları güçlendirilecek ki Türkiye ilan etti. Oraya askeri anlamda yeniden bir tahkimat yapılacak. İkincisi Rusya Federasyonu. İdlib'de askeri operasyonlar ve saldırılardan kaçınılması için gerekli önlemleri alacak ve mevcut statüko korunacak. Bu çok önemli. Burada hem İran'ı hem Suriye'yi Rusya kontrol edecek, o öyle anlaşılıyor. Üçüncüsü, silahsızlandırma bölgesi oluşturulacak. Bölge 15-20 kilometre olacak. Onu sizin, işte, ben haritalarında anlatacağız evet, hocam. Evet. Maddeleri bitsin. Yine silahsızlandırma bölgesinin sınırları sahadaki çalışmalarla belirlenecek. Yani bu da önemli. Demek ki yani sadece cetvelle veya elinizde harita üzerinden değil, oradaki yapıları da kontrol ederek olacak. Tüm radikal terörist gruplar, bu önemli bir ifade ki Türkiye'yi bağlayan herhalde bu, silahsızlandırma bölgesinden 15 Ekim'e kadar çıkarılacak. Evet. Aslında bu tampon bölgeden çıkartılacak. Tabii tabii. Evet. 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 Çatışan taraflara ait tüm tanklar, ki aslında burada Suriye rejimine de bir şey var, çok namlulu roket atarlar, toplar ve havanların da aralarında olduğu ağır silahlar, 10 Ekim'de İdlib'deki silahsızlandırma bölgesinden çekilecek. Yani bu Arap bölgelerden evet. bu silahlar boşaltılıyor. Silahsızlandırma bölgelerindeki denetimler Türk ve Rus askerleri tarafından yapılacak. İnsan savaş araçları da kullanılacak. Doğru. Bu enteresan. Bunu Dışişleri Bakanımız da daha sonra bir gün sonra tekrar izah etme ihtiyaç hissetti. Orada bir M4 ve M5 otoyolları denen bir bölge var. Doğru. Oraların evet. güvenliği yıl sonuna kadar sağlanacak. Trafiği açılacak ki bu herhalde ticareti. Bu Laskey ile şey yolu değil mi? Laskey, Halep, Şam enteresan birbirine bir şey. Bağlayan. Evet. Hama, Halep. Aslında önemli. Aslında temel meselelerden biri bu. Evet. Meşru muhalefetle Suriye evet. rejiminde biraz evet. iletişime geçme kanalı olarak algılanıyor, görünüyor. İdlib'de sürdürülebilir ateşkes rejiminin sağlanabilmesi için etkili önlemler alınacak. Yani ateşkesin sağlanabilmesi için o da önemli. İran, Türkiye, Rusya ortak koordinasyon merkezi geliştirilecek. Son olarak da iki taraf her türlü tezahürde Suriye'deki terörizmle mücadele konusunda kararlılıklarını yineledi. Yani bu bizim PYD-PKK meselesinde evet. de Rusya'nın ve İran'ın tavrının yani Türkiye'nin lehine döndüğünü gösteren bir şeydi. Şimdi hocam haritaya geçmeden önce evet. Vahdettin Bey'le devam edelim. Şimdi bu bir zafer olarak sunduk evet. Ki öyle görünüyor ama hocamın önemli bir tespiti var. Bir süreçtir bu, daha henüz başlangıç adımıdır dedi ki önemli. Hani zabıt şu kağıttaki olanların fiiliyata dökülmesi gerekiyor. Tabii, tabii. Burada Türkiye'de çok zorlu bir süreç bekliyor belki. Evet, tabii. Ama bu bir de şey çok özür dilerim de bu Birleşmiş Milletler tarafından onun gözleminde ve hocam, Türkiye'nin Birleşmiş Milletler tutun arkadaşlar onu temsilcisi ve Rusya'nın da Birleşmiş Milletler temsilcisi tarafından imzalanıyor. Yani bu sadece Türkiye ile Rusya'nın oturup şey yaptığı bir belge değil yani. Anladım. Boş değil. Uluslararası tabii uluslararası geçerliliği olan bir belge. Evet, güzel. Tamam. Şimdi tabii yani Tahran zirvesi ve bu İkili zirve, Sayın Cumhurbaşkanı ile Putin arasındaki zirve birbirini tamamlayan süreçlerdir.
Orada benim en çok dikkatimi çeken şey Putin'in yani bir kere toplantının Tahran'da canlı verilmesi. Haber var mıydı yok muydu, İran'ın bilerek mi bilmeyerek mi yaptığı. Ama sanki Putin orada bir söz söyledi ve o sözüne şunu dedi. Yani ateşkesten bahsediyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanı ama işte burada şeyler Nusra'nın şunu bunun temsilcisi yok, rejimin de temsilcisi yok. Bir anlamda yani Türkiye'yi oradaki grupların, silahlı grupların, teröristlerin temsilcisi konumuna düşürmek ister gibi bir durum vardı. Burada ise Türkiye öyle bir bu maddeleri kabul ettirmekle asıl endişe ettiğinin sivil halk olduğunun altını çiziyor. Yani silahtan arındırılmış bölge oluşturulacak ve terörist gruplar bundan çıkarılacak, silahları alınacak. Dolayısıyla Türkiye burada bir zafer kazandı. Sen dediğin gerçekten de yerine oturuyor. Yani en azından sivil halk ile teröristlerin ayrışmasını ve kendisinin endişe ettiği, hayatlarından endişe ettiği insanların sivil insanlar olduğu, teröristlerle bir ilgisinin olmadığı bunu ortaya koydu. Bunun gerçekleşme ihtimali ve bu zamanla sınırlı olması. Şimdi tabii diplomaside, siyasette, uluslararası ilişkilerde meseleler bir anda pat diye olmaz. Adım adım gidilir. Şu anda biz zaten birkaç süreci takip ettik. İşte Astana süreci var, Soçi süreci var, Cenevre süreci var. Ve bunların her biri oralarda konuşulan farklı farklı mevzular var. Biz bakıyoruz ki bazıları geride kalmış, bazıları hala devam ediyor. Bu tür toplantılar durduk yerde işte biz bir toplanalım, mesele halledelim değil. Nereye geldik? Taraflar nereye kadar gelmişler? Tarafların kafasındaki şey nerede oturuyor? Onu görüyorlar, görüşüyorlar. İkinci bir aşamaya doğru gidiliyor. Hatta mesela bir deneme daha yapıldı Türkiye'de. Burada dörtlü bir zirve oluşturuldu. Bence o dörtlü zirve bir ara zirvedir. Cenevre süreci ile Astana sürecinin buluşma ihtimali üzerinde bir deneme yapıldı. Bakıldı ki taraflar henüz o noktaya gelmemişler. Yani Cenevre'de Amerika'nın ve müttefiklerin başını çektiği o Suriye ile ilgili plan ile Rusya'nın, Türkiye'nin ve İran'ın sürdürdüğü Astana süreci, Soçi süreci bunların buluşma, uzlaşma noktasında bir kesişme noktası oluyor mu, olmuyor mu? Bunların tespiti sağlandı ve buraya doğru gidiliyor. Şimdi Suriye sistemi, Suriye'deki iç savaş sistemi çok enteresandır. Yani bu anlaşmalarda genel maddeler, genel ifadeler kullanılır. Mesela teröristler denir, teröristlerden arındırılacak. Ama tek tek bunun altı doldurulduğu zaman herkesin teröristi diğerinden farklıdır. Yani PYD Türkiye'ye göre teröristtir, Rusya ve Amerika'ya göre, belki İran'a göre terörist değildir. Efendim, ılımlı muhalefet dediğimiz, yani ÖSU, Türkiye'ye göre terörist değildir, rejime göre teröristtir, Rusya'ya göre teröristtir, Amerika'ya göre değildir veya teröristtir. Bütün bu teröristler... Ya, örnek veriyorum. IŞİD ve El-Kaide'nin savunduğu ideolojiyi, yaptıkları eylemi benimseyen ve onu o tarz örgütlenen radikal şiddet yanlısı hareketler kastediliyor yani teröristler. O da genel bir ifadedir. Artık evet, öyle kastediliyor. Evet. Hayır, o yani da genel bir ifadedir. Yani adam isimleri analı yani Rusya filan bu ateşkesin dışında. Yani Amerika'nın veya dair. Rusya'nın tabii. Şöyle bir şeyle tezle ortaya çıkması çok da normal bir şey. Diyebilir ki ÖSU veya DAEŞ işte Nusra şunu şunu savunuyor. İslamcılık yapıyor. Bunlar da İslamcıdır. O halde bunlar aynı işte. Evet. Bir kefeye koyabiliyorlar. Bunları çok gördük. Canım yani Türkiye HTŞ tamam. Miydi o? Evet. Hayati Tahrir Şam. Evet. Daha yani yeni terör şeyini. Daha iki hafta önce terör listesini aldı değil mi? Tabii. Yani dolayısıyla çok karmaşık, çok komplike, iç içe geçmiş. Kiminle ne iş tuttuğunu çok net olarak belirginleşmediği için süreçler yavaş ilerleyecektir. Bunu göreceğiz. Yani bu bugünden yarına hallolacak bir mesele değildir. Tarafların zihnindeki yani teröristler ayrı olduğu gibi Suriye'ye ilişkin gelecek projeksiyonu da farklıdır. Yani herkes toprağı bütünlüğünden yanadır ama herkesin toprağı bütünlüğünü söylerken kastettiği durum farklıdır. Yani mesela o toprak bütünlüğünü, o bütünleşmiş Suriye'yi kim yönetecek? Bu noktada yani Amerika'nın kontrol ettiği, PYD'nin göreceli olarak kontrol ettiği ve Amerika'nın da arkasında bulunduğu %40'a yakın bir bölge var. Rejimin Suriye'nin, Rusya'nın ve İran'ın birlikte kontrol ettiği bir bölge var. Türkiye'nin kontrol ettiği bölge vardır. Şimdi Türkiye hangi koşullarda bütünleşmiş
Suriye'ye bu kontrol ettiği bölgeleri teslim edecek. Esad'ın var olduğu, Esad'ın kontrol ettiği bir Suriye teslim eder mi etmez mi, bu belli değil. Ama Amerika Birleşik Devletleri... Vahdettin Bey, bu belli, affedersiniz. Şöyle bir şey var Türkiye'nin aynı zamanda, bir tezi var. Yani terörist derken, diyelim Tahrir-i Şam'ı listeye aldı ama Tahrir-i Şam da silahlarını bırakıp, ben bundan sonra burada özerk ayrı bir İslam devleti talebinde değilim, Özgür Suriye ordusunun demokratik talepleriyle birleşebilirim diye tercihte bulunursa farklılaşabilir. Türkiye'nin tezi şu. Bu ama bir şey söyledi. Özgür Suriye ordusu. Türkiye kontrol ettiği bölgelerden çekilme meselesinde, evet, Esad'ın başında durduğu Suriye'yi kabul eder mi yani? Hayır, Türkiye'nin tezi şu. Açıklayayım müsaadenizle. Türkiye diyor ki evet, Suriye'nin bütünlüğü sağlanmalı ama yeni bir anayasayla yeni bir sistem kurulmalı. Seçim olmalı. Demokratik seçim olmalı. Bir seçim diyor. Ve buna da seçimden şiddetten esas çıkarsan olacak. Ben de bunu söylüyorum. Ben de bunları söylüyorum. Diyorum ki yani yeni bir anayasa yazılmalı. Sözünü söylemeyen taraf yok. Rusya söylüyor, İran söylüyor, Esad söylüyor, Amerika söylüyor, Türkiye söylüyor. Ama yeni anayasa diyelim ki federatif bir yapıyı öngörüyorsa, taraflar nasıl bir federasyon öngörüyorlar? Amerika'nın kafasındaki federasyon, Rusya'nın kafasındaki veya Türkiye'nin. Türkiye, PYD'nin kontrol edeceği bir federasyonu kabul eder mi? Bunlar çok ileriye doğru tartışılacak, konuşulacak meselelerdir. Dolayısıyla şu anda Türkiye'nin, Vehbi Bey'in de söylediği gibi 3,5 milyona yakın sivil insanın, sizin de vurguladığınız gibi sivil insanın, o Halep'teki gibi, Kuneytira'da, başka yerlerdeki gibi katliama uğramasını engellemiş olması büyük bir zaferdir. Zaten bence Türkiye'nin kazancı da budur. Türkiye öteden beri Afrika'ya, bölgeye yönelik bir aktör olarak müdahalede bulunuyor. Ama Türkiye'nin müdahale şekliyle alışılagelmiş müdahalelerin birbirlerinden ayrıştığı çok farklı bir duruma ve erdemli bir duruş sergiliyor Türkiye. Suriye'de İnsanların yaşaması için hareket eden bir Türkiye var ve insanların ölmesi için adeta yerinde patinaj yapan, tanklarını bir an önce harekete geçirmek için can atan taraflar vardır. Bunlar hepsi görülecektir ve bunun bir zaferdir yani. Bu farklı bir durumdur. Türkiye'nin bu yönde gücü de yüksektir ve uluslararası kamuoyunda Türkiye'nin tezleriyle çok da barışık olmayan taraflar mecbur kalıp da desteklemek zorunda kalıyorlar. Evet. Destek ifadeleri Birleşmiş Milletler'dir. Amerika'nın mesela açıklaması şudur. Biz kalıcı olursa bu süreç, bu görüşme kalıcı olursa destekleriz. Yani aslında kalıcı olmaması için elimizden geleni yaparız demek de çıkabilirmiş. Peki bunu da konuşacağız. Soçi'de bir mutabakata varılıyor. Ertesi günü pat diye Rus uçağı düşürülüyor. Evet. İsrail'in yani bu müdahalesi, Rus uçağını bir şekilde düşmesine sebebiyet vermesi de bence bu mutabakatın kalıcı olmaması için veya bir mesaj veriyor Türkiye'ye de, Rusya'ya da bir mesaj veriyor. Rusya aslında burada sağlam durdu. Bu mutabakata bağlı kaldığını ifade eden bir sağlamlık sergiledi. Yani uzlaşması gereken taraflar çatışmayı da isteyen birçok tarafla birlikte hareket ediyorlar. Amerika'nın planı kontrolü altındaki bir çatışmanın sürgit devam etmesidir. Rusya'nın aklındaki plan Suriye'nin Esad rejiminin kontrolünde bütünlük halinde devam etmesidir. Türkiye'nin aklındaki plan Suriye'nin toprak bütünlüğünü koruyan ama Esad'sız bir sistem halinde gitmesi ve en azından da federasyonuna gitmemesi şeklindedir. Bakalım bunlar nerede, hangi süreçte? Ben Türkiye'nin şu anda öyle düşünüp düşünmediği konusunda çok emin değilim. Hangi konuda? Yani bütünlüğü yani istememesi konusunda. Suriye'nin bütünlüğünü en çok isteyen. İçinde iki şey var. Bir tanesi Cumhurbaşkanımız Azerbaycan'dan dönerken Suriye'de parselizasyon tamamlanmış diye bir cümle kurdu. Yani millet parsellemiş. İkincisi son dönemde biz şu cümleleri duyuyoruz. Rejimin abartılı güç kullanmasından filan söz ediliyor. Yani elbette Türkiye ile Esad rejiminin ya da Esad'ın bir masada oturup mutabık kalmasından söz edemeyiz. Fakat
işte İdlib'deki 3,5 milyon insanın ölmemesi için bir şey yapacaksanız, bu şeylerden birisi de Esad rejiminin kalması ise, yani bunda da Türkiye yani adımını atar diye düşünüyorum. Çünkü uzun süredir devam eden, işte 2011'den bu yana devam eden 7 yıl oldu değil mi savaş? Evet, 8. yılına girdi. Savaş var, milyonlarca insan evlerinden barklanan olmuş, yüz binlerce insan ölmüş, şehirler yıkılmış, kadim şehirler yıkılmış ve Esad orada duruyor. Şimdi bu Esad gitsin dedikçe, yani biz gitsin istiyoruz, evet gitsin ama gitmiyor. Ama gitmiyor. Gitmedikçe de kan dökülmeye devam ediyor. Dolayısıyla bunun bir hal çaresine bakılması gerektiğini düşünüyorum açıkçası. Evet. Onun için hani Türkiye ilk başta Amerika ile beraber yol yürürken bu işlerin yanlışlığını fark edip başka bir yola, yani işte Astana süreci, Rusya, İran, Türkiye inisiyatifi gelişti ve aslında şu anda ki yani kanın daha az akmasına neden olan olumlu gelişme de oradan sağlandı. Yoksa Amerika'nın politikaları, işte efendim ne diyorlar ona, ittifak mı diyorlar? Yani müttefiklerin politikaları Suriye'de size de sürgit devam eden bir katliamlar zinciri. Afganlaşma yani. Bunu istedikleri bunu gördü ve Türkiye başka bir yola evrildi. Bunun sonucunda, yani istemiyoruz ama sonucunda Esad'ın kalmasıyla bu kan duracaksa ve sonrasında bir süreç yaşanacaksa işte anayasadır, seçimdir. Ama bak buna da Hasan Bey, buna da Türkiye evet diyebilir. Ama Türkiye hem içeride hem dışarıda öteden beri Türkiye'yi ikna etmek istedikleri bir noktadır da bu. Yani bu Esad gitmiyor. Boşuna bu adamla zıtlaşmayın. Bu kan dökülüyor. Bu adam kararlı, sürekli katliam yapıyor. Dolayısıyla görüşmek artık kazandı savaşı. Görüşün noktasında ama bence yani bu da abartılıyor. Esad'ın savaşı kazandığı falan yoktur. Hayır, yani Esad diye bir şeyden bahsetmediğimizin farkındayız. Hayır, yani Esad'ın ordusunun da olmadığını da farkındayız. Tabii. Yani arkasındaki güçleri konuşuyoruz. Zaten. Sahadaki güçlerin planları, projeksiyonları henüz birbirini burada tutmuyor. Burada Esad'ın varlığı bazıları için bir dayanak noktasıdır. Yani mesela Rusya Esad'sız orada varlığı meşruiyetini yitirecek. Doğru. Rusya diyor ki bir beni devlet çağırdı. Var, beni çağırdı, ben meşruyum diyor. Aynen. İran diyor ki ben meşruyum. Ama mesela Esad Türkiye'ye de Afrin'e ve İdlib'e yönelik, İdlib'i bir kenara bırakıyorum, Afrin'e yönelik müdahalesini zaman zaman sert şekilde eleştiriyor. Tabii. Amerika'nın varlığını eleştiriyor. Dolayısıyla Esad'ın varlığı diğer güçlerin kendi projeksiyonlarını gerçekleştirmek noktasında bir dayanaktır, bir tutamaktır. Oradan tutunuyorlar ve devam ediyorlar. Tamam. Bu bakımdan Türkiye'ye şunu söylemeye çalışıyor. Hem Rusya hem İran hem de içerideki muhalefet Türkiye'ye ikna etmek istedikleri, zorlamak istedikleri nokta şudur. Ya bu Esad gitmiyor. Sen de bu inadını bırak. Bu kan da dökülmesin. Sen de kan dökülmesini istemiyorsun. Fakat Türkiye şunu da görüyor. Yani aslında Esad'ın varlığı, Esad'ın devamı, Esad'ın arkasındaki güçlerin Esad'a olan ihtiyaçlarından, yani meşruiyet noktasındaki ihtiyaçlarından dolayıdır. Dolayısıyla Esad'la uzlaşmak demek onların projeksiyonlarını kabul etmek anlamına gelecektir ve bu Türkiye'nin işine gelmez. Çünkü onların Suriye planı farklıdır. Kafalarındaki Suriye ayrıdır ve bu Türkiye'nin tehdit algısıyla ilgili olarak da bir çelişkidir. Yani Türkiye bölgede diyelim ki bir federatif yapı oluşturuldu. Şu veya bu isimle oluşturuldu. Amerika'nın, Rusya'nın PYD'yi terörist saymadığını da biliyor ve bunların kontrolünde olacaktır. Türkiye bunu terörist sayıyor. Bu Türkiye için bir tehdit algısıdır ve buna karşı çıkacaktır yani. Esed'le olacak bir iş değil. Suriye Dışişleri Bakanı'nın açıklaması var Vahdettin Bey. Suriye Dışişleri Bakanı daha bir hafta önceydi bir açıklamasında işte PYD'nin yetkilileriyle görüştüklerinde yani bunu kabul etmedikleri ama kültürel bir takım hakları konusunda ki taleplerini dikkate alacakları yönünde açıklamaları var. Bence Esed, evet Esed kalsa da eski Esed olamayacak. Eskisi davranamayacak. Çünkü Türkiye'nin önerdiği burada yeni anayasa ve seçimler ve bu sürece Özgür Suriye ordusunun ve muhalefetin de meşru muhalefetin de katılması. Dolayısıyla bunların katılması ve bu süreçlerin yaşanması da Esed kalsa bile eski Esed olamayacak, eski sistem olamayacak. Yani iki tarafın da başlangıçta düşündükleri olmayacak ama iki taraf da yeni durumda yeni şeyleri kabul etmeye
zorunda kalacaklar. Bu farklı bir şey bence yani. Yani burada tabii benim Türkiye'de başta evet dediğimiz gibi güçlerin... Hasan Bey'in dediği gibi yani Türkiye bunları ideal olarak istedi ama olmadı. Esed'in de istediği olmadı. Evet. O zaman yeni bir başka bir seçenek ortaya çıkıyor. Hayır, Rusya ve Türkiye CHP, aslında bu CHP konuda... sözcülerinin başka basında bir takım insanların ta savaşın ilk yıllarından beri Türkiye'nin Esed'e karşı çıkmasını eleştirdiklerini ve bu sağlıklı bir tutum olmadığını söylediklerini biliyoruz. Ve hali hazırda da Rusya'nın kontrolünde, Rusya'nın desteğiyle havadan sağlanan bu kontrole gerekçe göstererek Türkiye'ye Esed'le görüşün, Esed'i kabul edin noktasına zorladıklarını da görüyoruz. Bu, ama bu durumda erdemli politika dediğimiz politika aykırı bir davranış biçimidir. Bakın politikada, bence Türkiye burada bu noktada politikada şey der yani, sorunları çözmek yani. Önemli. Erdemlilik değil yani. Politikada sorunları çözmek önemli. Hele hele savaş durumuysa insanın ölümleri, katliamlar, şehirlerin yağmalanması varsa bakın. CHP'nin istediği bakın, şuydu. Esed'le görüşün. Bu ÖS'ü ve diğerleri tamamıyla şeriatçı bilmem İslam devleti laikliğe aykırı yapıları talepleri istiyorlar. Onlar her şeyle tasfiye olsun. Şimdi gelinen noktada o değil. Yani bunlar öyle bir şey istemiyor. Bunlar daha demokratik, kendilerine katıldığı bir seçime de yol veren bir sistem talep ediyorlar. Dolayısıyla gelinen aşamada Esed'le beraber yürünse farklı şeyler yapılacak bence. Baştaki gibi olmayacak yani. Yani ben sahadaki tarafların, sahadaki güçlerin, ellerindeki kozların bu kadar kolay bir noktaya doğru evrileceğini tahmin etmiyorum. Yani çünkü şeyler çok uzak birbirinden. Kafalardaki ama, öyle, Türkiye... ama genel kavramlar kullanıyor herkes ve toplantılar da zaten acaba bu genel kavramlar özelde ne kadar yakınlaştı üzerinden gidiyor. Yani ilk Astana toplantısıyla 2-3 gün önce Soçi'de meydana gelen toplantı arasında kat edilen bir sürü mesafe vardır ve Türkiye'nin olmazsa olmaz veya büyük bir kırmızı kart gösterdiği bir şey vardır ve bunu kabul edeceğini tahmin etmiyorum. Esed'in varlığı ve Fırat'ın doğusu, doğusundaki şimdi o yapı. Bu 10 maddede Fırat'ın doğusu, varlığıyla evet. Fırat'ın doğusuyla nasıl uzlaşacak? Şimdi bir daha hayır. Esed'in varlığıyla ilgili şu 10 maddede hiçbir şey yok. Evet. Ama Fırat'la ilgili var. Ama mesela yani çünkü diyor ki Suriye mesela, muhalefeti bak, dediğimiz şeyin de Suriye'deki nedir? Terörizmle mücadele konusunda kararlılıklarını yinelediler diyor. Tamam mı? İki taraf her türlü tezahürde, her türlü tezahürde aslında burada diyor. Yani etnik, mezhebi, şiddet, neyse. Şiddet, evet bunlarla yani, çıktığı yani zaman. Yani PYD, PKK'yı da kastetmek söylüyor. Suriye'deki terörle mücadele konusunda kararlılıklarını yineledi diyor. Tamam. Ama bu 10 maddenin içerisinde şöyle bir madde yok. Bak, Soçi zirvesinin, mutabakat zaptının bilmem kaçıncı maddesinde Esad gidecek, orada şu olacak demiyor. Yok tabii ki öyle şeyler yok işte ama yani. Biz sadece evet, gelişmelerden çıkarmıyoruz. Ben araya girip konuştum da. Azar azar konuştum, bir cümle söyleyeyim. Ergun Hoca hem araya gidip konuşuyor hem de konuşma hakkını kullanmak istiyor. Diyaloğa dayalı bir şey olsun diye. Müsaadenizle şimdi diyalog en eski biliyorsun bilgi üretme biçimlerden birisi. Ama şeye takıldım, bu erdemli siyaset de, erdemli siyaset dış politikada aslında çözüme odaklı. Evet bu önemli yani. Şimdi yani burası biraz 2010 yılında. 2010 yılında Suriye'nin dostları diye İstanbul'da toplantı yaptık. Ben de vardım orada. O toplantıda 10 madde kabul edilmişti ve bu maddelerden birisi de Esed'i dışlamayan seçim yapılsın, anayasa yapılsın. Türkiye aslında bunu daha önce evet, söyledi. Bunu söyledi Esad'da ve girsin. Türkiye'nin seçim vurguladığı olsun. Buydu. Değil mi? Özgür demokratik seçimler olsun, Esad da girsin, kazanırsa tabii. Kalsın kardeşim cümlesini ben hatırlıyorum. Hayır, evet, savaş başlamadan bu önemli dedi bir yani. Şey yani. Esad'a dedi, seçim yap dedi, bir tamam. Şey dedi. Olmadı, yani iki tarafın da istediği olmadı. Şu an geriye döndük, aslında oraya vardık tekrar. Türkiye'nin ileri sürdüğü bu tez biz önemli. Bence bana Türkiye... biraz müsaade edin demiş mesela. Türkiye'nin... Yok, istifa et demişiz bize mesela. Türkiye'nin ileri sürdüğü bu tez önemli. Yani hangi sebeplerle olursa olsun şiddetin ve terörizmin son bulması ama seçim ve anayasanın gerçekleşmesiyle yeni sistemin kurulması, herkes de katılsın. Bu önemli. Burada gündeme gelmiyor ama Sayın Cumhurbaşkanımız da gündeme getiriyor, hükümet de gündeme getiriyor. Önemli bir yaklaşım diye düşünüyorum. Evet.
İdris Hocam, şimdi Soçi'yi konuşuyoruz, mutabakatı konuşuyoruz, 10 maddeyi okuduk ama siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Son söz olarak bu bağlamda. Eyvallah. Sonra haritaya geçeceğiz hocam. Şimdi siz şeyle başladınız, bir önceki programda ben biraz daha şeydim, olumluydum. Yani bu gidip inşallah toparlanacak. Evet, yani evet. Bu evet, evet. Yani diyorum ya, çok olumluydum. Ben yanıldım. Elhamdülillah ki yanıldım. Çok şükür. Onu, evet. Onu da söylemiştiniz ama inşallah yanılırız demiştiniz. Evet. Ben ama bu çözüme varacaklarını hep düşünüyordum. Yani bu konuda çünkü şey de vardı yani bazı ben de şey almıştım. Bilgi vardı, emareler vardı. Emareler vardı, yok söyleyeyim mi? Bilgi tabii bizde ne arası. Şimdi şöyle tabii bu Tahran toplantısı da çözüm çıkmadı çok açık bir şekilde. Çünkü Cumhurbaşkanı dönüşte de dedi ki İdlib'le ilgili herhangi bir şey olursa, bir saldırı, bir operasyon olursa biz elimizden geleni şu ana kadar yaptık. Bunun sorumlusu değiliz, bunun bir parçası olmayacağız dedi. Çünkü orada birkaç kere ateşkes konusunu gündeme getirdi. Muhataplarından hiçbir şekilde şey olmadı. Şimdi orada Putin şunu söyledi ki temel de budur. Bu M4, M5 otoyolu dediğimiz mesele de odur. Bize, üstlerimize saldırı var. Himeymim ve Tartus, Daskiye, Hama, buralara saldırılar var. Ağır silahlarla saldırıyorlar ve ticaret yolları ve işte lojistik yolları kapalı. İşte bu bahsettiğimiz otoyollar. Evet. Dolayısıyla biz Cumhurbaşkanı Erdoğan o toplantıda, Tahran'daki toplantıda dedi ki bunlara çözüm bulabiliriz. Rusya'nın bu güvenlik endişesini de anlıyoruz, katılıyoruz. Terör saldırılarına karşı o saldırıların da, o da haklısınız. Biz bunun için çabalayalım ama sabır etmemiz lazım ve zaman lazım bize dedi, hatırlarsanız o toplantıdan sonra. Döndü ve 10 gün sonra Soçi zirvesi oldu. Şimdi ve bütün bu meseleler çözüldü. Şimdi bir şunu ortaya koymak lazım. Cumhurbaşkanı'nın ısrarı olmasaydı, iradesi olmasaydı Soçi zirvesi gerçekleşmezdi. Ve bugün İdlib 10 gün önce işte biz bu programda konuştuk. Birleşmiş Milletler raporları var, insan hakları raporları var. Bütün devletler ayaklandı, açıklamalar yaptılar. İdlib'de büyük bir katliam olacak. Bekleniyor. Bunu bekliyorlardı. Şimdi ve böyle bir atmosferden şu anda çok bambaşka bir atmosfere, barış atmosferine, çatışmasızlık en azından atmosferine giden bir durum var. Çok büyük bir diplomatik zaferdir bu. Türkiye'nin siyasi tarihinde böylesine önemli, bütün dünyanın izlediği, gözünü kapatarak da bir yandan izlediği açıklamalar yapsa dahi ama bir yandan da olsa da artık bizim yapacağımız bir şey yok dediği büyük bir katliam, milyonlarca insan hayatını etkileyecek bir süreci, o büyük bir çatışmayı durdurdu Türkiye. Şimdi bundan sonra evet riskli zamanlar var. Yani riskli bir dönem var. Zaten iki liderin de yaptığı toplantıda provokasyonlar olacak. Biz bu provokasyonlara karşı Türk ve Rus birlikleri burada birlikte çalışacağız dediler. Evet. Bu çok önemli. Çünkü provokasyon olmasını da bekliyorlar. Evet. Çok da doğal bir şekilde. Şimdi uluslararası basını taradım. Bu kaç gündür nedir durum diye. İlginç bir veriye ulaştım. İngiltere, Reuters, Fransa, AFP ajansı, Almanya'nın bütün gazeteleri, üç ülkenin de, Avrupa'nın en önemli ülkeleri bunlar. Ve bu üç ülkenin de şeyi şu, öne sürdüğü tez, evet iyi ama bu başarıya ulaşmayacak diye bir şeyleri var, yaklaşımları var. Analizler, uzun uzun haberler, Türkiye'den röportajlar var. Tek tek hepsini inceledim ve tamamı böyle. Başarılamaz. Sadece bir ay ertelediler katliamı, çatışmayı diye birçok neden sayıyorlar. Saha işi zor, bu mümkün değil, nasıl ayıracaklar, Ruslar şey yapar, dönep çark eder, işte Esad bir şekilde farklı bir provokasyon yapar, İranlılar durmaz. Bir sürü nedenleri var. Evet, bunlar bir yandan doğru da, yani böyle bir durum da var. Ama enteresan bir şekilde Amerika yayın organları, ABD medyası, çok daha farklı biz gibi bakıyor. Önemli bir diplomatik zafer. Erdoğan ve Putin çok önemli. ABD'nin bütün temsilcileri, Pentagon temsilcilerinin hepsi de Erdoğan'a ve şeye, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Putin'e teşekkürler ettiler. Evet. Büyük bir diplomatik zaferdir. Çok önemli bir gelişmedir dediler. Geri kalan işin riskli kısmına değinmediler. Enteresan bir bakış açısı bir şey var. Muhtemelen önümüzdeki dönemlerde bu ülkelerin bu meseleye bakışını etkiler. Bunun ilk sinyalleridir. Belki bunu Avrupa ve Amerika bu meseleye farklı bakıyor. ABD daha çok Türkiye gibi bakıyor ve Türkiye'nin yanında duruyor. Çünkü bir başarı da var orada. Ortak olmak istiyor da olabilir ya da başka bir mesele olabilir. Evet. Şimdi buradan şeye gelmek istiyorum. Şimdi Türkiye özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu girişiminin başarıya nasıl ulaştığı konusuna da kafa yormak lazım. Yani nasıl oldu da Türkiye, Rusya, Putin'i ikna edebildi? Şimdi Tahran'da elde edilemeyen çözüm Soçi'de elde edildiyse, ne oldu? O zaman
ve orada İranlı denklemden çözüm çıkmadı. İransız denklemden çıktıysa çözümün önündeki engelin İran olduğu bir kere ortada. Bunu bir şeyini ortaya net koymamız gerekiyor. Bugün Rusya işte, rejimin kalması, Esad'ın gitmesine ikna olmuş olabilir mi mesela? Tabii mümkün yani. Rusya şöyle yani pozisyonlanma itibariyle Suriye'nin açıklamasını okuduğumuzda şunu katılıyoruz, çok iyi dediler, başka şansları yok. Çünkü onun adına karar alan Rusya. Bir Rusya var. Rusya patron, İran-Suriye ilişkisi ortaklık ilişkisi. Yani o ikisinin de patronu bir şekilde artık o. Çünkü ikisini de dışlayarak Türkiye ile ikisinden de bağımsız Türkiye ile bir çözüm mutabakatına girişti. Ya 10 gün önce Tahran'da olmayan 10 gün sonra nasıl olabilir ki yani böyle bir şey? Demek ki orada bu çözümsüzlüğü dayatan, bunun önüne duran bir İran var. Bugün Zarifi'ce İran Dışişleri Bakanı'nın açıklaması hemen İdlib mutabakatından sonra işte şöyle bir açıklama yapmış, tweet atmış. İşte benim Ankara ve Şam ziyaretlerim, ardından işte Soçi'deki toplantı, Tahran'daki toplantı, sonra Soçi'deki toplantı büyük bir işte barışı getirdi falan. Yani kendilerine tabii hem mal etmek lazım, çünkü sürecin dışında kaldılar. Çok aslında onlar için ağır bir durum. İran için çok daha ağır. Diplomasi de hani mahir olan bir ülke, çok önemli bir ülke, yüzyıllardır böyle olan bir ülke. Dışarıda durup kaldılar. Esad'ın yapacağı bir şey yok, o da destekledi. Ama tabii sonuca baktığınızda... O da aynı şeyi söylüyor ama. Bizim yoğun çabalarımız neticesinde... Evet aynı şey. Ama sonuç şu güzel, bütün taraflar memnun. Özgür Suriye Ordusu'nun ve SMDK'nın yani oradaki siyasi temsilcilerinin, muhalif temsilcilerinin tamamı da memnun. Türkiye, Rusya, İran, Suriye, ABD vesaire bütün... Herkes bundan memnun. Bu çok önemli bir şey bir kere. Bu neden ne diye baktığınızda bir kere tabii insani bir mesele var. Devletler açıkça buna karşı duramazlar. Milyonlarca insan var. Kimse kendi kamuoyuna bu savaşı destekleyen, körükleyen bir ülke pozisyona düşmek istemez. Hiçbir devlet bunu çok... Ben hep buna güveniyorum yani zaten. Hmm. Çok kolay bir şey değil bu. Hiç kimseye anlatamazlar. Esad'ın dışında tabii ya da İran'ın dışında. Bu ikisi devletin de nasıl devlet yapısı olduğunu hepimiz zaten hani iyi biliyoruz. Şimdi bu başarıyı getiren birkaç şey... Ben bugün bir yazı yazdım. 7 tane neden sayayım. Çok kısa hemen geçeyim. Bir kere Türkiye güçlü bir ülke artık. Yani... Ekonomisi güçlü, siyaseti güçlü, diplomasisi güçlü, etkisi güçlü bir ülke. 2 tane işte operasyon yapmış Suriye'de. Dolayısıyla Rusya, Putin, Türkiye'nin bu şeyini, bu ısrarını çok kolay geri çeviremiyor. Yani bununla ilgili Türkiye'yi... Rusya Türkiye'yi gözden çıkartamıyor. Gözden çıkaramıyor. İşte gözden çıkaramamasının nedenleri aslında. Evet. Yani neden Putin uzlaştı ki? Yani 10 gün önce çok net bir şekilde çevirdiği çözümsüzlüğü, neden şimdi kabul etti? Bir kere Türkiye'yi kaybetmek kolay değil. Sahada da var çünkü. Evet. Ve aynı Türkiye... zamanda ticari partner çok güçlü. Ha, onu söyleyeyim. Tabii. Aynen. İki, Türkiye-Rusya ilişkileri çok güçlendi. Ticari partner, siyasi partner, S-400 füzeleri var, nükleer santraller var. Aslında sosyolojik geçişkenlik de var. Yani Rus gelinler meselemiz var, turistlerimiz var değil onlar mi? Çok yani önemli. 6 milyon aynen. Rus mesela. Eskisi gibi değildi zaten. Evet. Hala çözülememiş domates sorunumuz domates var. Domates sorunu olsa dahi. Şimdi bir kere bu Türk-Rus ilişkileri bu açıdan çok önemli. Üçüncüsü Astana sürecinin başarılı olmasının, meşru olmasının, uluslararası kamuoyu tarafından ciddiye alınmasının tek nedeni Türkiye. Şunun için Türkiye, diğer ortaklar Rusya ve İran. İkisi bir araya gelip bir şeyler yapmaya çalışsa zaten bunlar taraf ve Esad rejiminin tarafı. Dolayısıyla bir şey sonuç uluslararası anlamda Cenevre için özellikle bir anlam ifade etmez. Orayı Astana sürecini anlamlandıran, değerli kılan şey Türkiye'nin orada olmasıdır. Cenevre ile de görüşüyor çünkü. Türkiye. Evet çünkü Batı İttifakı'nın bir parçası, NATO'nun bir parçası. Dolayısıyla Türkiye'nin burada olması daha anlamlı. Şimdi bunu reddettiği zaman Astana süreci de çökecek. Çünkü Astana sürecinin Rusya'ya büyük katkıları var. Önemli bir şeyi var. Değer kattı. Çok önemli bir gelişme katletti. Herkes için katletti. Rusya da buradan çok ciddi sonuçlar elde etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir maddede bu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kişisel karizması, Putin'le ilişkisi bu çok önemli. Yani bu herhangi bir sıradan bir lider ve bir devlet başkanı değil. Çok o ilişkileri iyi kurmuş, seviyeyi kurmuş ve kendi toplumun tarafından destek gören çok net. Hiçbir siyasi kriz yok, istikrarsızlık yok. Dolayısıyla o Türkiye ile eğer iyi ilişki kurmak istiyorsan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı şey yapamazsın. İkna etmen gerekiyor. Onu karşına alamazsın. Eğer Türkiye-Rus ilişkileri, devletler arası ilişkiler şeydir. Yani devamlılık ilkesi üzerinedir. Dolayısıyla burada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın toplumun tamamını, Türkiye'nin tamamını konusunda temsil ettiği konusunda net bir
durum var. Şimdi bunun gibi birçok madde baktığınız zaman bir de tabii şunu unutmak lazım. Fırat'ın doğusu, onun için bir baktım eksik kalan. Fırat'ın doğusu konusu İran'ın da Rusya'nın da Türkiye'nin de elbette Esad rejimi içinde ortak çıkar konusu. Ortak bir payda. Amerika'nın oraya yerleşmesi. Türkiye için tabii YPG'den dolayı bu böyle. Diğerleri için ABD için. ABD'nin etkisi. Şimdi bu meseleler hallolduktan sonra Fırat'ın doğusu konusu. Çünkü Tahran gündeme gelecek. Çünkü Tahran zirvesinde hem İran hem Rusya sürekli Fırat'ın doğusuna vurgu yaptı. Türkiye'nin çok işine gelen bir şey. Türkiye'de evet dedi, Fırat'ın doğusu çok önemli. Hepimiz buna odaklanmalıyız. İdlib konusunu bir kenara koyup bir an önce bir stabil bir hale getirelim. Evet. Haklılar. Yani çözüm değil bu. Bu olacak yani şöyle ilelebet bir çözüm henüz değil. Bunun için çok belki daha çalışacağız, daha sorunlar yaşanacak. Ama şu anda stabil hale gelirse, statükonu maddelerden biri o. Statüko korunursa bundan sonra Fırat'ın doğusuna odaklanacaklar. Ve bu Türkiye için de çok artık önemli. Bunu gördüğü için de Amerika dedi ki evet. Münbiç'te YPG etkin olmayacak evet. dedi. Yani. Ön almaya çalışan hamleler aynen öyle çok güzel bir nokta. Burada bir şey parantez. Reklama gidiyoruz, devam edeceğiz. Yani o yani. Ve çünkü... bir hoca haritaya geçmeden önce ben küçük bir katkıda bulunmak isterim. Reklama gidelim, devam edeceğiz. İdlib'i konuşuyoruz, Türkiye'nin başarısını konuşuyoruz. Aslında bunları konuşuyoruz, niye konuşuyoruz? İşi... Odağında insan var da onun için konuşuyoruz, devam edeceğiz. Aslında ne oldu diye devam ediyoruz. İdlib'i konuşuyorduk. İdlib'de bundan sonra ne olacak meselesine geldik. Bir harita üzerinde Vehbi Hocam bize bir takım şeyler anlattık ama reklama giderken Vahdettin dedi ki bir parantezde birkaç cümle söylemek evet. istiyorum. Buyurun. Aslında benim birinci bölümde anlattıklarımı belki özetleyecek bir hikaye gibi bir şey söylemek istiyorum. Şimdi... Dışarıdan bakınca orman bir bütün olarak görünür. Yani büyük bir orman görürsünüz dışarıdan bakınca, havadan bakınca. Ama mesela bazı belgeselleri izliyorsun. İşte hayvanlar koku bırakarak kendilerine bir alan seçiyorlar. Yani orası bölünmüş haritalarla bölünmüş bir mekandır aslında. Aslanın alanı vardır, çakalın alanı vardır, kurdun alanı vardır. Diğer bütün hayvanların böyle kendilerine göre... alanları vardır, çakışan alanlar vardır, birbirleriyle iç içe geçen alanlar vardır ve büyük bir kavga var orada yani şeyde. Suriye ile ilgili konuştuğumuz zaman doğal olarak hep işte Soçi süreci, Astana süreci, Cenevre süreci, Rusya'nın etkisi falan hep havadan, hep yukarıdan bakıyoruz ama sahada aslında gerçek iki güç vardır sahada. Türkiye ve İran. Bu iki güç orada asıl o kendi alanlarını tespit eden bu iki güç vardır. Ve bu iki gücün etkinliği havada hakimiyet kuran güçlerin etkinliğinden daha fazladır. Yani Rusya işte uçaklarıyla bombalıyor, üstüne falan sığınıp duruyor. Belki ihalelerle şunlarla bunlarla diyetini alıp şey edecektir. Ama orada alanı, doğal etki alanı olan ve bunu çok önemseyen iki ülke vardır. Bir İran, İran açısından Hizbullah'a giden... kanalın kapanmaması gerekiyor. Yani İran'dan Hizbullah'a Suriye üzerinden destek gittiği, silah gittiği bunu hep biliyoruz ve bu hayati bir öneme sahiptir. Türkiye açısından da Türkiye Suriye sahasında, Suriye içerisinde aslında kendi sınırlarının içini korumaya, kollamaya çalışıyor. Bir, orada kurulması istenen bir koridorun kendisi açısından büyük bir tehdit oluşturduğunu bilerek o alanı kontrolünde tutmak zorundadır. Aksi takdirde dışarıdan bakan, havadan bakan bir güç konumuna gelecektir. İki tane haritayı, sahada aktör vardır. Aktör vardır ve bu iki aktörün uzlaşması asıl önemli olan. İki aktörün bir yerde buluşması mühimdir. Bu yüzden ormanın bütününe baktığımız zaman o yerelde çizilen sınırları, alanları göz ardı etmeyelim. Çünkü her iki ülke içinde hayati bir öneme sahiptir. Peki. Ya yukarıdan, havadan bakmayalım dediniz ama haritadan bakalım yani. Bakalım, evet. Şu haritayı bir verin arkadaşlar. Evet. Hayır, bu harita değil. Öyle başlayıp geldik. Ha, pardon, öyle mi? Ha, pardon. Evet, evet. Ha, tamam. Dönüyoruz var. Geriye. Evet, Vehbi Hocam anlatıyor. Bir dakika hocam. Ben sizin yerinize oturmak isterim aslında ama. Ha, buyurun. Hocam yeri başla kaptırdın bu, vallahi. Evet. Bu haritayla başlayalım dedik. İdlib'in nerede olduğunu göstermek için bir koca ülke düşününüz. Buradan şeyler, gruplar itelene şu küçük, muhalif gruplar. Değil mi? Evet, bazı gruplar diyelim. İdlib bölgesi, İdlib vilayetine geldi. Burada Afrin, Azez, Cerablus, aynı zamanda Elbap ve Minbüçi de
gözümüzün önünde tutalım. Nasıl bir lokasyona sahip coğrafi olarak, ardından asıl haritaya geçelim. Bir de yani, soldan Hatay'ı da söyleyin hocam. Yani bizim hemen yanımızda, dibimizde olan bir yer. Sınırımıza ne kadar yakın olduğunu, İdlib ile buradan Reyhanlı kapısından çıktığınızda doğrudan El Baba, yani ki aralarında muhtemelen 10-15 kilometreden fazla yok. Doğrudan İdlib'e giriyorsunuz. Evet. Bunu da söyleyelim, sınırımızın tam dibi. Şimdi ikinci haritada aslında bu harita, bu 10 maddelik, maddelerin üzerinden teker teker geçtik. 10 maddelik anlaşmanın haritalandırılmış şekli. Uygulanınca böyle olacak. Böyle olacak. Yani, evet, yani o 10 madde haritada bu halde. Peki bu hal bize ne anlatıyor? Nedir? Evet. Birincisi, solda Laskiye var, değil mi? Kimler? Tabii sol taraf Laskiye, bu taraf bizim, Türkiye, bize yakın olan beyaz bölüm ve bölgeler. Yeşiller de Afrin ve Fırat Kalkanı. Fırat Kalkanı bölgeler az önceki harita. Kuzey tarafı yani. Şimdi burada çizilecek olan yol aslında iki ana otoyolu. M4 ve M5 denen yollar. M4 ve M5 yolları. Yani bu çok önemli. Ve hocamın dikkatini. Açıkça söyleyeyim, 2011 yılından beri ama özellikle geçen sene bir ayı Ürdün'de geçirdim. Ve oradan Suriye'de ne oluyor bitiyor yakından takip etme imkanım oldu. Ve şu yüreğime bir şey çöktü orada. Çünkü hemen kısaca anlatayım. Suriye'de olaylar bittikten sonra hızla ortaya konulacak ya da eyleme geçirecek olan plan hazır. Yapılacak yatırımlar, şirketler, sağlanacak krediler. Yani Suriye'nin yeniden imarı ve inşası için ne gerekiyorsa hazırlanmış kağıt üzerinde en azından. İşte Hürrem'e dank eden de buydu. Bunların hiçbirinde Türkiye'nin adı geçmiyordu. Şimdi M4 ile M5'in açılması Hürrem'e su serpti. İnşallah, M4 ve M5 hangileri hocam? Şimdi şöyle, birincisi ana otoyol. Yani şöyle söyleyeyim. Antakya'dan, Reyhanlı'dan siz Babil Hava'ya girdiğiniz zaman, Suriye'ye girdiğinizde bir yol sizi Halep'e getirir. Evet. Bir yolda devamla İdlib'in içinden M5'e bağlanırsınız. Bu hat sizi Halep'ten de gelenle birleştirir. Bizim kullandığımız yol hocam. Biz beraber gittik. Beraber gittik. Evet. İşte onun için soruyorum. Ama yani. Homs ardından Şam'a gider. Evet, o yol. Şam'dan da devam edersiniz. Aşağıya. Ürdün'e. Tabii Ürdün'e. Güney'e devam edersiniz. Bir tanesi de batıya doğru geliyor. Bir tanesi de Halep'ten sizi Laskiye'ye, Akdeniz'e, batıya. Batıya götüren bir yol. Bu iki yol çok önemli çünkü özellikle vizeler kaldırıldıktan sonra sınırın her iki tarafının da ihya olmasında son derece önemli ana arter. Evet. Şimdi bu arterlerin açılacak olması beni gerçekten heyecanlandırdı ve inşallah yakın zamanda bu gerçekleşir. Sizin de temenninizdi çünkü Suriye'nin yeniden inşasında Türkiye yer almak zorunda. Başka bu işi, bakın bu işi Türkiye, Türk şirketlerinden daha iyi yapacak olan bölgesel hiçbir yapı yok. Yani bence global anlamda da yok yani. Yok, bence de yok. Yani özellikle, yolu yapacak, binayı yapacak, köprüyü yapacak, tabii bu kadar altyapı, uzun üstyapı yapacak. Sahip evet. Yani Birleşik yani Arap Emirlikleri'nden bir Çinliler var, bir Türkiye var bence. Yani bu anlamda, mühendislik anlamında. Ama yani bu kadar Çinlilerin de bu kadar tecrübesi yok diye düşünüyorum. Evet. İnşallah. O yüzden bu iki arterin açık olması Türkiye ile bağlantı açısından ve Suriye'nin yeniden inşası açısından çok 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 önemli. Önemli. Şimdi, ve 10 maddeden birisi bu. Birisi de bu tabii. Evet. Yani bu ne demek? Hocam bence şu, Ankara ile Şam'ı da aslında bir anlamda ekonomik olarak da yakınlaştıran bir durum. Şimdi burada eleştiriler geçerliliğini de ne durum? Bir tarafta tutarak söylüyorum. Şimdi dikkat ederseniz burada oluşturulacak olan iki tane şey var. Bir koyu renk, bir açık renk. Şimdi bir tanesi şeyin ne durum? Muhalif gruplara ayırmışlar. Bunların içinde Cebhet-i Nusra'dan ki terör listesinde kendileri dönüşmüş olan nedir o? HTŞ. Onların yeri ve aynı zamanda da bu HTŞ'nin yanına eklemlendirilen bir başka güçlü grup, o da Hurras-ı Din denilen. Evet. Ne diyeyim? Dinin muhafızları. Din muhafızları. Uyuyor mu bilmiyorum ama Hurras-ı Din diye böyle bir grup var. Din muhafızları. Bekçileri. Şimdi bu iki grup bu gruplar içinde en inatçı
En fazla evet. silaha sahip, ağır silahlarla sahip. Yani müdahale olsa savaşacağız falan diyen değil mi? Diyenler. Yani, şimdi onları burada koyu bölgelerle. Esad tatile mücadele edeceğiz diyen gruplar. Diyen gruplar. Evet. Yani ikna edilmesi en zor gruplar, gruplar aslında. Evet. Onlar nerede? Bunlar şu koyu renklerle evet, oluşturulan evet, evet, gruplar. Evet. Diğeri de Türkiye'nin kontrolü altında tuttuğu ne diyelim silahtan arındırılmış zaten. Evet 12 bölgeler. Tane gözlem yerimizin bulunduğu. Gözlem yerimizin bulunduğu yer. Şimdi bunlara ek olarak... Şu iki renkte oluşturulan bir sınır. Evet, evet, evet. Burada. Taralı bölge onlar. Ha, taralı bölge. Şimdi taralı bölgelerin silahtan öncelikle 10 Ekim'e kadar arındırılması gerekiyor. Ağır silahlardan, tanklardan. Evet, işte. Tanklardan vesaire arındırılacak. Yani çok bu bize ne yapıyor? Otomatik olarak aslında İdlib vilayetinin sınırlarını çizen bölge silahsızlanmış oluyor. Evet. Ancak bu bölgenin dışında kim konuştu? Rejim güçleri. Evet. Ama burası Rusya bir kere silahsızlandırılacak. Anladım. İkinci ha, pardon. Adım, evet. 5 gün sonra 15 Ekim'de bu sefer 15 Ekim'de bu sefer bu bölgede bulunan herhangi bir gruba teşekkür ederim. Herhangi bir gruba ait örgüt bireyleri kendi evet. ifadeyle teröristler ama biz bu örgüt bireyleri diyelim. Anladım. Bunlar bu bölgelerden uzaklaştırılacaklar. Peki evet. nereye gidecekler? Daha evet. iç bölgelere. Yani aslında oradaki silahlı güçlerin hareket alanı da bir anlamda daraltmış. Neredeyse %40, %50 alanında daralmış olacak. Oluyor. Hocam bize zaten silahı bize bırakan silahı bırakacak silahsızlanma. Bunun anlamı bize doğru gelecekler. Hatay dibinde. Bu sakıncalı değil mi? Yani rejime olan taraf silahsızlandırılacak. Hayır, rejim tarafı yukarıya doğru sürüklediğin zaman da Hatay'a burada, doğru geliyorlar. Burada teorik olarak haklısınız ama burada aslında rejimin daha önce Hama ve Humus'ta ve burada da zikrettiğimiz geçmiş programlarda bir ne diyelim projesi, başarılı bir projesi vardı. O projeye göre de Hama ve Humus'ta örneğin, şurada bakın çok aşağılardayız Hama evet. ve Humus'ta, oradaki silahlı güçlere 3 seçenek verdiler. Evet. Bir, silahlarınızı teslim edin, bırakın buraya gidin köyünüze, siz sağ ben selamet hiç görmeyeceğiz sizi. İki, nereye gitmek istiyorsanız açalım, bizim yeşil mavi otobüsler hatırlarsınız evet, değil evet, mi? Evet. Bindirdiler hakikaten öyle. Yani silahlı rejim güçlerinin gözü önünde. Ben dedi burada kalmak istemiyorum, silahımı da bırakmayacağım. Koydular silahlar ve otobüslere, getirdiler istedikleri bölgelere götürdüler öyle söyleyelim. Oradan da sonra toplandılar. Üç, kalın savaşalım. Artık savaşacak da pek kimse kalmadı. Bu taktiğin bir benzeri uygulanıyor şu an. Yani siz bu kadar ağır silahlarla insanların Türkiye yönüne doğru gideceği teorisi bence pek gerçekçi değil. Türkiye'nin de ben öyle ağır silahlarla buyur gel benim ülkemde de biraz misafir zaten edelim. Zaten silahsızlandırma da en ama önemli aktör de Türkiye yani. Türkiye yani. Hayır silahsızlandıracak ama inat eden Hürrasuddin dediğiniz gruplar var. Onlar... Savaşılacak mı yani? Diyelim ki teslim şimdi etmedi. Bu yani arkadaş, yorum bir saniye. Onlar o zaman, çok önemli. Moderatör hayır hayır. Tam bam tenine dokundu. Oraya ben hocam sözünüzü keserek. Evet. Şimdi Türkiye'yi bağlayan ana meselelerden birisi de o zaten. Orada şey var. Bir sorumluluk yüklenmiş. Yani. Tüm radikal evet. terörist grup silahsızlandırma bölgesinden 15 Ekim'e kadar çıkarılacak. Çıkarılacak diyor. Çıkarılacak. Şimdi... Türkiye burada inisiyatif alacak. Zaten Türkiye'yi bağlayan, Türkiye'yi zorlayacak olanlar. Sorun da bu silahsızlandırılma bölgesi rejimin tarafından olan bölgedir. Türkiye şimdi, taraf şimdi, değil. Ben işte. Onu merak ediyorum yani. Bu ne olacak? Tamam, bu ama bunlar rejimle geldik. Savaşıyor. Şimdi, Türkiye ile savaşmıyor şu anda. Yani hayır, çünkü temel motivasyonları rejimle savaşmıyor. HTŞ'nin başka grupların bildirileri var. Bildirileri var. Diyorlar ki bu Afganistan'daki gibi, başka yerlerdeki gibi hatta Srebrenica'daki gibi olacak diyor. Biz işte Birleşmiş Milletler'e silahsızları bırakın demişler. Orada katliama uğradı. Burada da olabilir diye bildiri evet. yayınlıyorlar. Yani. Yayınlıyorlar. Evet. Onlar da biliyorlar ki Srebrenica bambaşka bir şeydi. Evet. Tabii. Şey, Veziristan bölgesi. Burada Türkiye var ya. Ve çok şöyle bir şey. Başka bir şeydi. Bunu söyleyelim. Karşılıklı bir şekilde şey var. Manevra ediyorlar. Yani savaş devam etsin isteyenler diye konuştuk ya bir önce. Uluslararası aktörlerden bahsettik ya. Hı hı. Onların bir kısmı da şu anda o İdlib'in içerisinde elinde silahları olan adamlar. Yani öyle yani görünüyor. Benim derdim yok, yok. Şu. Muhakkak bu konuyu yani taraf olan yani, Türkiye bunların yani geçen programda yaptığımız konuşmayı hatırlıyorum. Amerika kimyasal silah cümlesini kurmuşsa
mutlaka orada bir kimyasal saldırı tabii olacaktır cümlesi yani, kurulmuş. Dolayısıyla tabii. Yani bu önemli ama haklısınız. İyi de içeriye doğru çekildik de yani kuzeye doğru çıkarlarsa o kuzeye doğru çıkmak demek Türkiye sınırı demek değil mi meselesi? Hatay geliyor. Dibinde yani. Ama şöyle bir şey oluyor. Hiç istemediğimiz ama mecbur kaldığımız işte 4 metre yüksekliğindeki işte kaç tonluk betonlarla orayı da böyle çevirdik yani maalesef. Evet. Yani onun için o bir bu da bir nüansı da ben hocam da şey yaptı. Ben bir açıklamak lazım. Tüm silahlı gruplar yani muhalefetin yani HDŞ'nin dışında Herosiddin dediğimiz grupların dışındaki muhalifler de o çatışmasızlık bölgesinden geri çekilecekler. Radikal gruplar tamam diyor. Radikal ama onun hani şey muhalifler onlar şey yapmaya hazır olan hani Türkiye'nin hocam benim anladığım kadarıyla şimdi onlar burada rejim var değil mi? Burada evet. Da diğer silahlı gruplar var. Şimdi iki bölgede çekilecek buralara Türk ve Rus birlikler geldi. Tabii HTŞ dışındaki silahlı gruplar da var ya çünkü. Evet evet. Onlar tabii Türkiye'ye ya onlar şeye razılar. Yani uzlaşmaya işte Türkiye'nin dediği şekilde hareket etmeye razı olan gruplar ama ellerinde silah var tabii. Var, ama burada ihmal edilen ya da bu tür soru ihmal edilen bir tek şey var. Yani muhalefet etmek sadece silahlı muhaliflik değil. Tabii. Yani Suriyeliler çok şey yani Suriye canım, muhalefeti aslında. O cümleyi duyduk biz. Hani taraflar diyeceksek tarafların şu anda kaldığı yer İdlib dedi Cumhurbaşkanımız. Yani tabii. Suriye rejimi ve muhalefetten bahsedeceksek muhalefet şu anda İdlib dedi. Tabii. Yani bu bugün önemli bir vurgu. Çavuşoğlu da şöyle bir şey söyledi ya yani İdlib düşse muhalefet siyasi olarak da biteceği bitecek, için evet. Suriye'nin bütün kaderini etkiliyor. Tabii ki insani boyutu o hep duruyor bir kenarda. Onu zaten anlayacağım. Ama siyasi olarak da Suriye'nin bütün geleceği Esad rejiminin kontrolüne geçiyor. Suriye muhalefeti zaten bu işi siyasal anlamda muhalefet devam ettirmeyi. Tek orada var. Evet, yani silahlı olarak artık bunun başarmanın mümkün olmadığını kendileri de söylüyorlar. Yani bu bizim söylediğimiz bir şey değil. Dolayısıyla ağır silahlar toplandıktan sonra diğer silahlı gruplar da silahlarını bıraktıktan ancak teslim olmayan bu silah bırakmak teslim olmakla eşit değil. Görülüyor. Değil. Öyle bir şey yok. Evet. Öyle bir toparlayalım şey. Hocam. Toparlayalım. Birincisi ekonomik olarak Ankara'yla Şam'ın yakınlaşması hayra alamettir. Bazen bu çok önemli arkadaşlar bakın, bunu yazın. Yani bu şunu şeye getiriyor. O zaman bugüne kadar ne oldu? Bugüne kadar aslında çok şey oldu. Çok şey oldu. Birincisi insan kayıplarını vesaire bir kenara koyarsanız Türkiye burada 3,5 milyon insanın şu bölgede sıkışmış kalmış olan 3,5 milyon insanın ki 2011'de resmi nüfus 1,5 milyondu. Bakın 2 milyon daha ülkenin çeşitli peki taraflarından gelmiş. Bu insanların hayatı bir kere bir şekilde kaybedilmesi engelleniyor. Ya da akacak olan kan engellenmiş oluyor. İkincisi muhalifliği siyasal alana çekmek her daim silahlı olacak olan muhalefetten bence çok daha hayırlı. Çünkü dikkat ederseniz masanın hiçbir tarafında Suriye muhalefeti yoktu. Son en azından 5 yıldır yoktu. Dikkat ederseniz yine Türkiye bunların sözcülüğünü yaptı. İşte Rusya, İran'a ve rejime karşı. Ancak son 2 yıldır yapılan toplantılarda Rusya ve İran her ikisi de rejimi destekleyen orada kalması için uğraşan iki devletin yanında bir tek Türkiye vardı. Dolayısıyla mesele sadece Esed meselesi değil. Bakın Türkiye'de biraz da yanlış anlaşılan bir şey var. Orada bir Baas Partisi rejimi vardır. Esed onun elinde kukla. Yani babasının çetesinden Başar Esed asla kurtulamadı. Dolayısıyla eğer Suriye'de bir şey değişecekse Baas rejiminin değişmesi lazım. Ve size bir şey söyleyeyim. Bu Baas rejiminin 1/3'ü Sünni. Ha, evet. Evet. Enteresan. Evet. Teşekkür ederim. Sağ olun. Şimdi arkadaşlar İdlib meselesini böylece tamamlayalım. Bence çok da bilgi doluydu. Evet, niye bu kadar konuştunuz diyenler var. Ben diyoruz ki çünkü orada insanlar var. Çünkü orada bir trajedi yaşanmak üzereydi. Bu başarıyı da konuşmamız gerekiyordu diye düşünüyoruz. Şimdi ikinci bir meselemiz var. Hadi aslında yani hani Baaz dedik, rejim dedik, işte efendim İran dedik. Hızlıca yarın 10 Muharrem yani birkaç saat sonra 10 Muharrem yani Hazreti Hüseyin Efendimizin şehit edilmesi, Kerbela'da şehit edilmesinin yıl dönümü. Bu bir
trajedi aslında İslam tarihi açısından. Düşünebiliyor musunuz? Ehl-i Beyt'in yine Müslümanlar tarafından veya en azından siyasal anlamda Müslümanlar tarafından katledilmesi meselesi söz konusu. Şia'ya göre bu bambaşka bakılıyor. Ehl-i Sünnet'e göre de bunun bir trajedi ve katliam olduğu konusunda hemfikiriz. Tabii. Şimdi biz hem Hazreti Hüseyin Efendimiz'in ruhaniyetine saygı, hem Ehl-i Beyt'e sevgimiz açısından bu konuda birkaç şey söylemek isteriz açıkçası. Vahdettin İnce'yle başlayalım. Evet, söylediğiniz gibi gerçekten Kerbela hadisesi, Hazreti Hüseyin şehit edilmesi bir trajedidir. Yani birçok açıdan ele alınabilir. Yani peygamberin vefatından yaklaşık 60 yıl sonra torunu Müslümanlar tarafından şehit ediliyor. Bu tabii ki bir dram yani. İktidarda Muaviye var, oğlu Yezid. Yezid var. Oğlu Yezid var. Dolayısıyla büyük bir trajedi ve izleri, etkileri hala devam eden bir olaydır. Aslında yani bugün İslam aleminin Ehl-i Sünnet ve Şia şeklinde iki ana akıma bölünmesinin çeşitli fıkhi, felsefi, kelami farklılıkların yanında belki de ana dinamo olay budur. Yani bu olay tetikledi böyle bir ayrılığı. Çünkü farklı pozisyonlar alındı bu olay karşısında. Ehl-i Sünnet'in olaya yaklaşımı bu bir dramdır, bu bir trajedidir. Keşke olmasaydı. Keşke olmasaydı. Olduysa da fazla kullanmak, fazla kurcalamak, fazla şey etmek bir fayda sağlamıyor bize. Dolayısıyla evet, Kerbela'sında. Birçok alimler böyle söylüyor. Diyorlar ki yani bu olaya fazla karışmamak lazım. Elimiz bulaşmadı, bari dilimiz bulaşmasın. Yani Hüseyin'in ve yarenlerinin kanına. Böylesine insani bir yaklaşım var Ehl-i Sünnet'in. Tabii bu olayın dram oluşunu, büyüklüğünü, felaketini de örtmez. Böyle bir olay var kardeşim. Hüseyin yani, peygamberin torunu, Fatıma'nın ciğer paresi, Ali el-Mürteza'nın oğlu Müslümanlar tarafından bunu örtbas edemezsiniz. Ve bunu kullanacak bir grup da var. İşte Şia'da bu olayı sürekli gündemde tutuyor. Aslında 12 ay bu olayla yatıp kalkılıyor Şia'da. Yani haftanın her günü bu mesele. Yani ben bir defasında bir Şam'da Hazreti Zeynep, işte Hazreti Hüseyin'in kız kardeşi yani Zeynep'e de bir Azeri Türk'ünün orada ağıt yakışını izlemiştim bir televizyonda. Adam vah Hüseyin diye ağlayıp duruyor. İran'ın Bem şehrinde deprem olmuştu. Depremde bir adamcağızın 4-5 tane çocuğu yatıyor, hepsi ölmüşler. Hüseyin diye göğsünü dövüyor, Hüseyin diye ağlıyor. Sanırsın ki o oğullarından birinin adı Hüseyin'dir. Hayır, o Hazreti Hüseyin'e ağlıyor. Yani bu her olayı bu şekilde şey diyorlar. Aslında İslam ümmeti burada daha farklı bir yaklaşım içerisine girebilirdi. Çünkü Hazreti Hüseyin'in verdiği mesajlar vardır orada. Yani birinci mesaj mesela şuydu. Boyun eğ, itaat et, gel şey et diyor. Onun mesela diyor ki heyhate minna zille. Yani zillet bizden uzaktır. Ben Ali'nin oğluyum, ben Fatıma'nın oğluyum, ben Hazreti Muhammed'in torunuyum. Ben boyun eğmem, ben zulme boyun eğmem, zillet bizden uzaktır. Yani bunu beklemeyin. Başka verin yolumu, açın yolumu, ben gideyim. Sizin iktidar alanınızın dışına çıkayım. Ama itaati beklemeyin çünkü zillet bizden uzaktır. Bir diğer şey de diyor ki yani eğer ben ölmezsem dedemin dini, ceddimin dini biter. Böyle bir şey söylüyor. Çünkü Ehl-i Beyt'in misyonu biraz da böyle bir misyondur. Yani bir temsiliyet misyonudur. İktidar değişebilir. İktidarda facir, fasık, zalim olabilir. Ama eğer Ehl-i Beyt alttan alta bu erdem çizgisini devam ettirmeseydi başka insanlar İslam'ı böyle bileceklerdi. Nitekim günümüzde DAEŞ'tir, şudur budur, Boko Haram'dır çıkıp orada burada katliam, zulüm yaptığı zaman dünyanın başka tarafında bu işlerden haberi olmayan insan İslam budur diyor, fotoğraf budur diyor. Eğer Hüseyin şehit olmasaydı, eğer Hüseyin adaleti zulme karşı savunmasaydı, eğer Hüseyin zillete boyun eğseydi maslahat için, şu bu için
daha o günden itibaren İslam'ın o erdemleri bitmiş olacaktı. Yezidilik, Yezidler gibi insanların iktidarları İslam'ı temsil edecek. Ama şunu biliyoruz, hepimiz diyoruz ki hayır kardeşim, tarihimizde zalim sultanlar, zalim iktidarlar olmuş olabilir ama samanın altında bir de adalet çizgisi devam ediyor. İşte evet. Bu da Hüseyin bunu kanıyla bu şekilde temsil ediyor. Hüseyin'in bir ismi de şudur. O olaydan dolayı ona verilen bir isim de Ebu'l-Ehrar. Yani özgürlerin babası. Evet. Tam da tevhid kelimesinin tercümesidir. Çünkü İslam'ın büyük alimlerin hepsinin söylediği bir şey, söz vardır. Diyorlar ki bir insan La ilahe illallah dediği zaman, Allah'tan başka ilah yoktur dediği zaman düzmece tanrılardan, aklına, bedenine, malına, mülküne, çoluğuna, çocuğuna baskı uygulayan bir tanrı gibi onu kendilerine feda etmesini isteyen bütün düzmece tanrılardan kurtulup tek ve ortaksız Allah'a kul olarak özgürleşiyor. Yani tevhidin anlamı özgürlüktür. Hüseyin de bütün bunlara karşı bir hareketi başlatarak Ebu'l-Ehrar, özgürlerin babası, yani tevhidi temsil eden özgürlerin babası olduğunu kanıtlamıştır ve La ilahe illallah demenin zillete boyun eğmemek olduğunu göstermiştir. İslam alemi Şiisiyle Sünnisiyle matem veya unutma noktasından ziyade bunun üzerinde ittifak etselerdi belki çok daha farklı bir ufuk açmış olacaklar diye düşünüyorum. Bu vesileyle selam olsun Hazreti Hüseyin'e ve yarenlerine ve onun çizgisinde gidenlere. Eyvallah. Ergun Hocam. Burada tabii şu var, aslında Ehl-i Sünnet belli oranda buna bir orta yol yaklaşımı ortaya koymuş. O da tarihte yaşanan büyük bir faciayı sürekli canlı tutmak yerine o vakayı vaka olarak görüp kendi yoluna devam etmek önemli bir şey. Fakat Şia burada özellikle Kerbela olayını bir yaz trajedisine dönüştürerek, onu sürekli canlı tutarak, İsyan kültürüyle birleştirerek bunu sürdürüyor ve bu aslında ciddi anlamda bir sorun olarak günümüze kadar devam ediyor. Çünkü bu toplumların hafızasını hep yara üzerine, hep trajedi üzerine, hep bak kan ifadesini kullandı. Hazreti Hüseyin'in kanı ile devam ediyor dedi Vahdettin Bey bile yani. Oysa bir ideal, bir düşünce nin yüceliği önemli ve bu da kanla devam etmez. Bunlar normlarla devam eder. Bunlar sosyal ilişkilerle devam eder. O nedenle burada bence nasıl Holokost meselesinde Yahudiler ciddi bir seçilmiş yas ortaya koyup ve bununla sürekli yaralarını kaşıyıp canlı tutup saçma sapan davranışlarda bulunuyorlarsa, Şia'ya saçma sapan demeyeceğim ama Şia kültürü de kardeşlerimiz, Müslümanlar bunlar. Bunlar da Kerbela olayını bu benzer bir biçimde, bu yası bir kimlik olarak hafızalarda canlı tutuyorlar. Ve sürekli Hazreti Hüseyin, yani belli bir tarihte, 680 tarihinde olmuş bitmiş bir şey değil, her an olan bir vaka olarak verdiği örneklerde de o gözüküyor. Bu hakikaten bir toplum için sağlıklı olmayan bir şey. Ama bir ve bu, örneklikte teşkil etmiyor mu? Bakın, yani tarihsel bir olay amenna yaşandı, geçti ama o bize bir şey geçti. Söylüyor diyor Vahdettin. Bize evet. Söyleyecek şey şudur. Biz adaletle hareket etmeliyiz. Biz bundan sonra bu tür trajedileri yaşamamak için ne gerekiyorsa onu yapmalıyız. Bakın Hazreti Peygamber Medine'ye göç ettiği zaman Mekke'de çok ciddi anlamda dışlamalarla, boykotlarla karşılaşmıştı. Ama Medine'ye yerleşirken bu Mekke'de yaşadığı trajedileri gündeme getirerek onlar üzerine kimlik kurmadı. Yeni ideallerle bir Medine kurdu. Ama burada ise tam tersine Hazreti Hüseyin'in yaşadığı o trajedi üzerine bir kimlik kurulmaya çalışıyor. Kan deniyor. Kan tehlikeli bir şey. İlkel toplumlarda kanla tapıyor insanlar. Ritüellerde kanları sürüyorlar bedenlerine, oraya buraya. Ve kan hakikaten psikolojik olarak da insanı çılgınlaştıran bir şey. Bugün de Şia bu kültürü devam ettiriyor. Kan döküyor yani. Kendi bence, kanını döküyor. Kendi kanını döküyor. Kendi evet. Kanını döküyor. Evet. Hoş yani değil bence yani. Bu şey, bakın bu aynı şekilde. Ritüeller üzerinde durmamak. Aynı şekilde. Şehit edilen insanların hatırlanması, büyük insanların, misyon sahibi insanların hatırlanması Kur'an'ın bir şeyidir. Bu Kur'an-ı Kerim'de şehit, müsaade ederseniz buyurun, diyalog buyurun, kuralım buyurun, bu vesileyle. Şimdi Kur'an'da sürekli Yahudilere yöneltilen suçlamalardan biri, sizler peygamberleri öldürdünüz. Tamam. Yahya'yı, İsa'yı, Zekeriya'yı. Zekeriya'yı. Tamam. Şimdi bu
Çünkü onlar misyon sahipleridiler ve bunun Müslümanlara, yani Yahudilerin bundan etkilenecek bir tarafları yoktu. Bu Müslümanlara hatırlatıyor. Ama Müslümanlar yani, kalkıp Yahudiler peygamberleri şehit ettiler diye kalkıp Yahudileri şehit etme günü ve işte Müslümanları peygamberi şehit etme günü tekrar vurgulayalım. Böyle bir gelenek geliştirmediler. Her gün vurguluyoruz. Tarih. Her gün biz vurguluyoruz tabii. Her gün Kur'an okuyoruz ve her gün Yahudilerin peygamberleri öldürdüklerinden bahsediyoruz. Ayetler bizi farklı var. Kılan, hayır, bizi farklı bunu kılan. Hatırlamak, bak Hazreti Hüseyin'i olmuş bitmiş bir olay olarak görmek doğru değildir. Çünkü göremiyoruz da. Göremiyoruz. Bakın hayır, bu kadar. Ehli sünnet bakın. Ehli sünnet de böyle değil. Ehli sünnetin görüşü bu olay büyük bir olaydır. Gerekli dersin çıkarılması gerekiyor. Eğer ehli sünnet o olayın unutulmasını isteseydi Hasan ismini size koymazlardı. Çoluk çocuklarında Hüseyin çok değil. Bunlar çok mühim şeylerdir. Hadi yani bir dakika. Bence yani siz söylediniz, görüşünüzü anladım. Hayır. Ehli sünnet bunu trajedileştirmedi. Bakın Kerbela günü ehli sünnet şerbet yapıyor, dağıtıyor, içiyor, yiyor. Peki, Şia ne zaman kan dökmüyor. Yaz haline getirmiyor. Hayır, ve dolayısıyla ehli sünnet, bakın bir dakika. Bu çok mühim bir şey söylediniz. Bu bir yaralı bilinçtir. Ehli sünnet, ehli sünnet şerbeti bakın, Hazreti Hüseyin'in öldürülmesinden dolayı mı veriyor? Hayır, şunu diyorum. Neden dolayı olursa olsun ehli sünnet bunu bir yasa çevirmiyor. Ehli sünnet bunu bir yaralı bilince çevirmiyor. Çünkü ehli sünnetin mantığında şu var. Hazreti Peygamber nasıl Medine'ye gitti ve geçmişte kendisine yapılanları, trajedileri unutup yeni değerler üzerinde yeni bir toplum inşa ettiyse böyle bakar. Ama bu aynı şekilde doğru, biz Çanakkale'de çok bakın, daha doğru değildir. Bakın, bak Çanakkale, bir Hazreti dakika Hüseyin, ben bir Hazreti Peygamber bitirsin. Bir bitireyim ya. Yani ben bir sosyolog olarak bakın yıllardır ben sıradan bir vatandaş sosyolojisi çalışıyorum. Ritüelleri çalışıyorum. Dinler tarihini çalışıyorum. Bırakın bir yorum da ben yapayım. Okudum. Siz okumalarınızda yorum yaptınız. Bırakın ben yapayım. Okumalarınızla ilgili bir şey söyleyeyim. Bakın bizim farklılığımız şudur. Hazreti Peygamber, Hazreti Hamza'nın yasını tuttu mu tutmadı mı? Yasını nasıl tuttu? Hazreti Peygamber şu vahşiye gözüm görmesin, Müslüman görmesin olduğu halde dedi mi demedi mi? Ama kalkıp geniş manada, geniş manada bunu bir ritüele çevirdi mi? Hayır öyle değil yani. Çevirmedi. Sen çevireceksin. Bakın sen Hamza'yı anacaksın, sen unutmuşsan bak, bu sütü. Bak ehli sünnet mi? Kendi kimliğini trajediler üzerine kurmaz. Bu ehli sünnetlik kan şiirlik üzerine kurmaz. Değildir. Ben şiirlik bakın, ve ehli sünnetlik noktasına bakın biz milli mücadeleyi verdik Çanakkale'de yani... devlet düvel muazzamaya karşı savaştık ama daha sonra kalktık milli mücadeleyi yaptık sonra da kalktık Avrupalılarla anlaştık. Bu çok önemli bir şeydir. Bu dediğim kültürden gelen bir şeydir. Kim tutmayacaksın da bunu unutmayacaksın. Ben de biz çatışmacı bir bilinç üzerinde kimliğimizi inşa etmeyiz. Biz kapsayıcı üstün idealler üzerine kimliğimizi inşa ederiz. Ahmet Hamdi Aksekilerim ve diğerlerin açıklaması da buna işaret ediyor. Biz Muaviye'ye şey okumayız, lanet okumayız. Ama aynı zamanda Muaviye'yi yüceltmeyiz de. Evet Muaviye deriz, geçeriz. Bakın bu lanetleme, ondan sonra Yas'ın fazla öne çıkarılması, trajik bilinç. Bütün bunlar problemli şeylerdir. Sistemli artık. Hale gelmesinden bahsediyoruz. Sistemli hale gelmesi. İzleyiciler olarak sistemli hale gelmesi. Her birimizin evladı öldüğü zaman ömür boyu unutmuyoruz. Biz peygamberin ne diyoruz? Biz peygamberin torunundan bahsediyoruz. Kan davası gütmüyoruz. Bizde kan davası yok. Ya kan davası o bir kan davası mesajını alalım. Kerbela olayının kendisinden çok Kerbela olayının tarih içinde evet, bir toplumsal eksik hafıza olarak Şia olayı üretilmesi. Kendisini yüceltiyor, şimdi, mesajını öne çıkartmıyor. Ehli sünnette üstünü bakın, örtüyor o trajediyi unutmak şimdi için. Bu, ben zaten ikisinin de yanlışını söyledim. Vahdettin Bey, bizde de mesela bir dönem şehitler geceleri günleri yapıldı. Bu da bence Şia kültürünün bir yansımasıdır. Açık söyleyeyim ben. Geçen sene, önceki sene bizde mesela Muharrem'le ilgili kutlamalar Diyanet'te bile ben hayret ettim yani. Şia kültürünü göz kırpan, onu benimseyen bir dil ve anlatıma çok, doğru sarkmalar çok, oldu. Evet, çok oryantalist bir yaklaşım. Freud niye oryantalist diye damgalıyorsun? Yani, örnekler veriyorum. Bir onun arkasında. Lütfen ya. Siz de Şia gibi bakıyorsunuz. Oraya kendisi yapar. Ucuz suçlama. Ya sizin saniye, ucuz değil yani ucuz, bakın bir... Ucuz diyorsunuz? Siz teolojiyle açıkladınız. Ben hem teolojiyle hem de kendi müktesebatımla sosyolojiyle bir bakış açısı getirdim.
Katılmayabilirsiniz. Yani suçlamayalım. Bana, bir yaklaşım. Beni şialıkla niye suçluyorsunuz? Siz beni niye oryantalizm diye suçluyorsunuz? Bakış açısı oryantalist ya. Yani. Siz oryantalistiniz demedim. Oryantalizm. Değil. Sizin de bakışınız siz o zaman şia bakışı. Siz bir akademisyen olarak zaten zorunlu olarak oryantalistsiniz. Hayır öyle bir şey yok. Böyle ya yani. Bak böyle iş içi bir zihne sarkmayalım. Yok, ya Allah bana irade vermiş. Yani başında, ben kardeşim İmam Hatip'te okumuşum. Herhangi bir Elif'i görünce Türkiye'nin mekteplerinden okumuşuz ya. Hepsi hayır ben de dahil ya. Üniversite okumuşuz. O nasıl bir eğitim sistemidir? Ben de dahil. Kafamızın çalışma biçimi o şekilde şekillenmiş. Değil. Bir dakika hiç konuşmayalım. Biz zaten evet. Oryantalist bir kafa yapısına sahibiz. Oradan sıyrılmamız lazım ben de diyorum. Sıyrılalım bundan yani. Zaten sıyrılmamızı gösteriyor. Özgür bir varlık. Bu çok başka bir Şia'nın Şia'nın bu olayı... Ben oryantalist bir bakış açısıyla Vehbi Hocam'a söz vereceğim. Doçent Doktor Vehbi Baysan. Şimdi, siz de bir oryantalist... Tarihçi olarak bak. Tarihçi olarak değilim ama... Şimdi, bakın, o soruyu sordunuz hocam. Tabii o soruya, ki, o çok önemli bir soru ne bence. Zaman Şia trajediye dönüştürdü bunu? Ne zaman dönüştü tabii. Ama ondan Kerbela önce... Kerbela imgesel olarak tabii. Üretildi yani. İmgesel olarak üretildi. Bu arada tabii kesinlikle ben sadece şey için nedir o biraz daha açıklama yapmak istedim. Holocaust ile... Şiilerin ritüelleri asla ve kata yani benzerlerine... sosyolojik doğa açısından acı üzerine inşa edilen bravo. Bir kimliği üretiyorlar. Onları yan yana teolojik şey olarak hocam, aynı hocam, değil tabii. Hocam, sizin şeyinizi siz, açıklayayım diye söylüyorum. Yani tabii. Yahudilere size ben bir, Müslüman hocam, demem ama Şia'ya Müslüman derim ben. Tevil destek anlamına evet. Söylüyorum. Evet. Yoksa yanlış anlaşılır. Evet. Destek Allah yani yanlış anlaşılmasın. Yani hocam hem tarihçi hem de İbni Haldun gibi bir tarihçinin adıyla üniversitede şey diyorsunuz ve destekliyorsunuz. Kimi? Neyse bir dakika. Dur daha bir şey söylemedim ki destek daha gelmeden. Destek lafını birincisi, ettiniz. Birincisi bence sosyolojik olarak açıklamaya doğru ancak bu ritüeller ne zaman bu hale geldi? Evet. Yani eyvallah. Şimdi benim merakım buydu. Okumalar örneğin 19. yüzyılda böyle bir şey var mıydı toplu eyvallah. Olarak? Ben hiçbir yerde ne fotoğrafına rastladım ne de bu dereceye vardırılmış özellikle 1980'leri ve 90'ları düşünün. En sonunda genelge yayınladılar. O kadar kanlı görüntüleri vermeyin. Bizim için iyi olmuyor diye. Bir ara bu iş bayağı zincirden bıçak şeye saplamaya gitmişti. Bunların hiçbirisi 17, 18, 19'da yok. Hiçbiri evet. Demeyelim de genelde yok. Böyle biraz temkinli konuşalım. Bunlar 1979 sonrası İran. Değil mi? İran İslam devrimi. Şimdi burada çok önemli bir şey var hocam. Bu benim çok kafayı taktığım bir konu. Biz Şia dediğimizde böyle toplu bir grup önümüze çıkıyor. Bu pek doğru değil. Şia'nın neredeyse %90'ı, bu şey bir afaki bir yüzdedir. İthna aşariyundur, yani 12 imamcılardır. Evet. Önce oradan. Yüzde evet. Diğer %10 da diğer gruplardır. Evet. Bunların alt kategorileridir. Ve ben burada bir kere daha söylemek istiyorum. Söylemiştim daha önce. İran İslam 79'dan sonra aslında biz bir Şia devrimi değil, bir Hümeynizm'den bahsetmemiz gerekiyor. Hmm. Bu Hümeynizm kurgusu resmi tarih kurgusudur İran'ın. Hmm. Oradan burada, baktığınızda bu ritüellere zaten devrimler de kanlıdır. Ve o zaman mesela 60, buyurun, 50, 60, tamam. 70, 80, 50, 60'larda bunların hiç en azından yok. Görüntüsüne rastlamıyoruz. Yani herkesin de destek amaçlı evet. Bunu söylüyorum. Bu kurgu ve yeniden ortaya çıkarılmış... Ama bir olmadıkları anlamına devlet, gelmez yani. Biz hayır, ama resmi bu derece yok. Bu ben derece. Burada tam ortayı bulayım evet. O zaman. Rahmetli analım Ali Şeriati'nin Ali Şiası. Şia Safavi Şialığından kurtulmadan, Ehl-i Sünnet de Emevi Sünnülüğünden kurtulmadan bu işte çözülmez der. Ali Şiası'ndan bahseder. Amenna ve Saddakna öyle değil mi? Evet. Ehl-i Sünnet ve Şia'nın o işte derin işte efendim siyasal anlamda yani itikadi evet. Meselesi o din adamları meselesi ama siyasal anlamdaki o derin ayrılığının merkezine yerleştirilen bu Kerbela hadisesinde gerçekten bir trajedi olarak kabul etmek gerekiyor ki trajedidir. Evet. Vahdettin Bey sözüm biterken diye bahsetmişti hani Hazreti Hüseyin'in yoluna feda olsun diye. Şunu söyleyelim tabii yani biraz önce Şam dediniz ya. Evet. Hani Suriye'de konuştuk. Hocam size söz vereceğim ben bu konuda bitireyim diye. Ben zaten sizi dinliyorum. Şam Emeviye Camii'nin bir köşesinde bir kabristan vardır. Orada Hazreti Hüseyin'in mübarek
başı, makamı. Makamı ya da başının merhaba olduğu rivayetli ve orada bir küçücük bir bölüm de vardır. Oraya biz hep beraber gittiğimizde çocuklarımız da dahil başımızı uzattık ve dedik ki ya Hüseyin biz de senin yolunun yolcusuyuz. Şimdi bizim Ehl-i Sünnet inancımız evet, budur yani. Budur. Rahmet olsun, selam olsun, yolları yolumuzdur. Onu da söylemek isterim. Bir küçük saptamaya izin verin lütfen. Bir dakika. Biz bir sürü konuyu konuşacaktık ama İdris Hocam bu konuda ne der soracağım benim... ama İdris Hocam'a başka bir soru daha soracağım. Olur. Yani bu konuda sizin... Çok şey yani bu kadar üstadın sizlerin yanında bu konu benim şeyim de değil yani uzmanlık alanımda değil ama anladığım yani bugünkü tartışmalar daha önce de hani mesele biraz baktığımızda bu bir siyasal kimliğin merkezine oturmuş durumda. Bunun üzerinden bir kimlik inşa edilmiş durumda bu anlaşılıyor. Bu sistematikleşmesi bu meselenin evet, aslında hocamın bahsettiği bunun evet, problem yoksa herkesin elbette bu acıyı duyması, bu yası duyması kendi kalbinde hiçbir bununla ilgili bir elbette hepimizin işte sizin de söylediğiniz o ziyarette yolumuz yolundur. Bunda zaten bir şey yok ama bunu kullanarak bunun üzerine bir kimlik inşa etmek ve bugün yeni belki başka türlü zulümleri de bir şekilde şey yapmak, bunun üzerine meşrulaştırmak kendi içerisinde birçok karşılaştığımız şey var. İşte Suriye bunun önemli bir evet, bölümüdür. Çok boyutlu, tabii çok büyük bir mesele. Evet. Çok da şey yapmak, derinine de ben de girmeyeyim. Ben de sizin dediğiniz gibi yolumuz Hüseyin yolu elbette. Evet. Yani hepimizin tabii öyle. Şimdi evet, son bölümde bu yerel seçim ittifakları, yerel seçime gidiyoruz ne olacak meselesini konuşmak istiyordum. Süremiz azaldı ama... söz sizdeyken hocam, İdris Hocam'a bir soru sorarak tabii ki devam edeyim. Şimdi Doğu ve Güneydoğu, işte hepimiz bir kısmımız oradan geldik İstanbul'a. Bir kısmımız sonradan gittik, oraları gördük, işte sevdik filan. Ama siz geçen hafta bir bir tur attınız oralarda. Evet. Yani Van'dan Hakkari Yüksekova'ya kadar. Evet. Siz de takip ettik sosyal medyadan. Eyvallah. Ve en çok da hoşuma giden o sokaktaki semaverler yapmışlar. Evet. Şimdi hocam ne gördünüz oralarda? Bize bir onu bir anlatın. Yani şimdi, insan orada nasıl durum? Şeyde yani çok net bir şekilde mesela Van evet, müthiş bir gelişme içerisinde. En son bir depremde ciddi bir hasar aldı. Türkiye'nin batısından oraya çok önemli yardımlar. Türkiye'nin işte İstanbul'dan, diğer bölgelerden, belediyeler özellikle. AK Partili belediyeler bu işlerde de gerçekten mahirler. Çok ciddi yatırımlar yapılmış ve şehri ayağa kaldırmışlar. Muazzam bir hayat var, çok canlı. Yani bu bir kere çok önemli. O ekonominin de, şeyin de, sosyal hayatında çok canlı olduğu bir Van. Uzun zamandır da gitmemiştim Vahdettin abinin memleketi ama bence çok büyük bir gelişme var orada. Yüksekova ve Hakkari, tabii Yüksekova daha farklı bir boyutu var. Orada terör meselesi yıllardır en çok çeken, işte haber bültenlerinde herkesin Yüksekova'yı muhakkak bunca yıldır hep duyuyoruz. Şemdinli Yüksekova, Yüksekova, Çukurova. Evet, evet. Bunlar böyle çok sembol yerlerdir. Şimdi terörle mücadelede önemli bir aşama kat edilmiş. Oranın sivil toplum kuruluşlarıyla hepsiyle hemen hemen görüştük. İşte mülki idari amirleri, kaymakamları, işte sokaklarda insanlarla. Bir kere terör meselesinde önemli bir aşama kat edilmiş. Bu çok ciddi bir mücadele ve bu mücadelenin sonucunda bir kazanım. Güvenlik konusundaki önemli bir problem ortadan kalkmış. İnsanlar gündelik hayatlarına devam ediyorlar çok rahat bir şekilde. Biz gece aralarına kadar işte Yüksekova'da sizin bahsettiğiniz o çaycılarda, çarşının ortasında çay içiyor insanlar. Operasyonlar devam ediyor. Yani kırsalda operasyonlar devam ediyor. İHA'ların ve SİHA'ların işte o bölgedeki gözetlemeleri çok önemli. Yani şehrin yakınındaki bütün kırsal tamamen gözetim altında. İşte sızmalar falan hiç mümkün değil. Bir kere bu konuda çok net, çok önemli bir aşama kat etmiş. Yani bunlar 90'lı yıllarda bu İHA'lar, SİHA'lar olmuş olsaydı Türkiye çok bambaşka bir yerde olurdu bu terörle mücadele. Çünkü gözlerimizle onu çok net gördük. Bununla ilgili rakamlar, her şeyi anlattılar bize, çok önemli. Sivil toplum kuruluşları, toplumsal hayatın Yüksekova'da eksiklikleri var, problemler var, ekonomik sorunlar var. Elbette ki var. Yani bu 30 yıldır terörün hunharca, çok şiddetli bir şekilde yaşandığı bir bölgede bundan olması da anlaşılır. Ama belli bir aşamaya, belli bir noktaya gelinmiş durumda.
Bu noktadan sonrası daha iyi bir sürece doğru evrileceğini kanaatindeyim. Çünkü terörün, şiddetin olmadığı, güvenliğin sağlandığı bir noktada artık bundan sonra daha farklı işleyebilir. Yatırımcıların işte yavaş yavaş küçük de olsa yatırımcıların, çünkü çok zaten büyük bir sanayi şehri değil, bir ilçesi değil, çok daha farklı bir şeyi var, ekonomik altyapısı var onların. Yavaş yavaş yatırımcıların ufaktan da olsa oraya yatırımlar yaptı. Bir havaalanı var Yüksekova'da. Siz onu soracaktım. Dönüşte nereden geldiniz diye merak biz, ediyorum. Biz o şeyler uçaklar dolayı biz Van üzerinden tekrar geri geldik. Ama uçak... Peki Van, Hakkari yolu nasıl? Hiç sürekli yapılıyor. Çalışmalar devam ediyor. O, tüneller var. O tünellerin yapımı devam ediyor. Ve biz pazar günü döndük. Bütün yollar, iş makineleri hepsi çalışıyor. Ve sürekli duble yol. İstanbul-Ankara otobanı nasılsa bir farkı yok. Fiziki şartlar çok yüksek. İşte kaç bin metrelik işte rakıma çıkıyorsunuz. Çok yüksek. Ve orada tünelleri yapmak problem ki iş makineleri her gün saldırıya uğruyordu oralarda. Evet, evet. Yüksekova'nın havaalanının saldırılarının hepsi Cumhurbaşkanı. Şerafettin Elçi havaalanı değil mi? O Şırnak'takidir. Yok, öyle mi? Şerafettin Elçi havaalanı. Şerafettin Elçi Şırnak'ta. Yüksekova'daki sanırım Yüksekova. Evet. Ben oraya inmediğim için çok bilmiyorum. Ama o şantiye, yani o ilerleme, çünkü gittiğiniz yol sizin değildir, gitmediğiniz yer sizin değildir diyor. Yani, evet, yani evet. Bu çok önemli bir şey. Çünkü gidemezseniz, hakikaten ulaşamazsanız, dokunamazsınız, sorunlarını anlayamazsınız, çözüm de götüremezsiniz. Yerel seçimlerde de ben bu hizmetlerin muhakkak bir yansımasını olacağını düşünüyorum. Teşekkür ederiz. Sorun. Memleketimle ilgili konuşunca kendisine teşekkür etmek istiyorum. Hem de bir şey anlatmak istiyorum. Şimdi Van özellikle Van özellikle deyince denizden yüksekliği 2000 metredeki bir bölgede bir deniz var. Benzettim ya. Evet. Denizden diyorsun, deniz var yani orada. Yani artık farklı şeylerle gündeme geliyor. Akdamar'daki turistik şeylerle gündeme. Yavaşça buradan selam olsun söyleyelim. Bisiklet, Deli Emin bisiklet turnuvası. Bir de Van'ın otlu peyniri coğrafi işaret aldı, tescillendi. Daha böyle şeylerle gündeme geliyor. Yani bölgenin tamamı farklı şeylerle gündeme siz geliyor. Siz de sevgili izleyiciler şahit olun. Bizi Van'a götürmek üzerinize vacip oldu. Hoşap Kalesi'ni bizi gezdiren muhakkak. Evet. Buradan Gevaş. Hayır, bu, şöyle yapalım. Bunu şöyle kotaralım. Aslında ne olduğu Gevaş Kalesi, Hoşap Kalesi'nin dibinde yapalım bir hafta. İnşallah. Sizi misafir edelim orada. Peki inşallah. Güzel. Eyvallah. Eyvallah. Aslında ne olduğunu sonuna geldik. Bugün İdlib'i konuştuk. Türkiye'nin mücadelesini ve başarısını konuştuk. Sayın Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanımızın Soçi'deki o mutabakat zaptında kazanımlarını konuştuk. Oradan geldik, Kerbela'yı andık, Hazreti Hüseyin Efendimiz'i andık. Ve sonunda da yerel seçimleri konuşalım dedik ama süremizin sonuna geldik. İdris Hocam, İdris Kardeş Hocam Doğu ve Güneydoğu'daki izlenimleri bize anlattı. Bugünlük bu kadar. Haftaya tekrar buradayız. Hepinize iyi geceler.